Sevgili seyirciler, yaklaşık 40 yıldır tartıştığımız Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden hiç düşmeyen bir konumuz var. Kıbrıs. Yabancılar için Kıbrıs, Türkiye'nin istilası altındaki masum, küçük bir ada olarak bilinir. Geçmişin kanlı olaylarını herkes unuttu. Peki ya biz? Acaba biz biliyor muyuz? Hayır. Özellikle bugün ülkeyi yönetme noktasına gelen genç kuşaklar dahi bu ülkenin Kıbrıs konusunda nerelerden geçtiğini bilmiyorlar. Oysa şimdi Kıbrıs'ta bir yol kavşağına yaklaşıyoruz. Size bu belgeselde Kıbrıs'ın hikayesini anlatacağım. Zaman zaman çok kanlı, zaman zaman çok acıklı bir hikaye bu. Savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Aslında küçücük bir ada. Sadece 21 bin kilometre kare. Konya ilimizin büyüklüğünde. Ancak M.Ö. 4. asırdan bu yana paylaşılamıyor. Kim bölgede egemenlik kurmak istemişse mutlaka Kıbrıs'a el atmış. Anadolu'nun adeta tabii bir uzantısı. Osmanlı İmparatorluğu 1571'den 1878'e kadar, yani tam 307 yıl adayı yönetmiş. Ancak zaman içinde Osmanlıların zayıflaması ve dengelerin değişmesiyle Kıbrıs'a el atan Büyük Britanya İmparatorluğu olmuş. İngiltere 1914'te adanın mülkiyetini tek yanlı bir kararla üstüne aldı. Osmanlılar o tarihlerde perişan, yaşam kavgası içindeydi. Kimse sesini çıkaramadı. İngilizlerin devraldıkları Kıbrıs 500 bin nüfusluydu. 400 bini Rum, %20'si de Türk asıllı. Türkler adanın dört bir yanına dağılmış. Genelde tarım, esnaflık ve memuriyetle hayatlarını kazanıyorlardı. İngiltere, Akdeniz ve Orta Doğu'daki hakimiyetini pekiştirmek için büyük bir askeri üs kurdu. Buradan bölgedeki her hareketi kontrol edebilecek, herkesi dinleyebilecek. Ancak her çıkışın bir de inişi vardır. İngiliz İmparatorluğu 1930'lardan itibaren zayıflamaya ve teker teker kolonilerini kaybetmeye başladı. Bütün dünyayı saran bu bağımsızlık rüzgarları kısa sürede Kıbrıs'a da sıçradı. Ve ilk defa 1947 yılında kiliselerin duvarlarına bir kelime yazılır oldu. Enosis. Önceleri kimse bunun ne anlama geldiğini çıkaramadı. Kısa süre sonra gerçek anlaşıldı. Yunanistan ile birleşme. Rum Ortodoks Kilisesi ortaya çıkan fırsatı görmüştü. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamanın tam zamanı. Kilisenin Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etme mücadelesi her geçen yıl güçlendi. Önce 1950 yılında kilise resmi olmayan bir plebisit, nabız yoklaması düzenledi. Sonuç beklendiği gibi çıktı. Rumların %96'sı Enosis'i oynadı. Yani Yunanistan'la birleşmeyi. Ardından kilisenin başına Enosis taraftarı genç bir papaz, başpiskopos olarak seçildi. Kıbrıs'ın kaderini yönlendirecek bu kişinin adı Makarios idi. Oh.
Nihayet 1954'te bu satranç oyununun son taşı da yerine yerleşti. St. George adlı bir kayıkla adaya Yunanistan'dan ilk defa silah ve bir askeri lider yollandı. Senaryo artık hazırdı. Hedef Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması. Slogan Enosis. Siyasi lider Başpiskopos Makarios. Askeri lider Grivas. Gizli örgütün adı da EOKA. Geriye gösteriler ve suikastlerle İngilizleri bıktırıp adadan çekilmelerini sağlamak kalmıştı. Her şey yolundaydı. Kilise Kıbrıs'ı Yunanistan'a hediye edecekti. Rumların Enosis mücadelesi İngiltere'yi kısa zamanda rahatsız etmeyi başardı. 1950'li yıllarda ada her gün bir patlama, her gün bir gösteri veya EOKA'nın bir suikast girişimiyle sarsılır oldu. İngilizler çok sert, olağanüstü durum yasaları çıkardılar. Dağdaki EOKA'cıları yakalamak için Rumlara sokağa çıkma yasağı ve para cezaları koydular. Bu yöntemler kısa sürede sonuç verdi. Tabii bu sırada en çok işe yarayanlar Rum muhbirlerdi. İngilizlere EOKA gerillalarının yerlerini göstererek bu kampanyaya büyük katkıda bulundular. Dağlar didik didik tarandı. Ayrıca her EOKA'cı getirene büyük ödüller vaat edildi. Bu antiterörist kampanyanın tek amacı vardı. O da EOKA lideri Grivas'ı yakalamak. İngilizler bütün çabalarına rağmen Grivas'ı yakalayamadılar. Ancak dağdaki EOKA'yı saklandığı yerden de çıkarabildiler. Bu kampanya belki EOKA'ya darbe vurdu, ancak Rumların mücadele hırsını daha da arttırdı. EOKA artık tüm Kıbrıs Rumlarının bağımsızlık simgesiydi. Bu arada Türk toplumu adeta unutulmuştu. Kimse onların fikrini sormuyordu. Sanki bu toprakların bir bölümü onlara ait değildi. Oysa Türkler iki ateş arasında kalmış, gelişmeleri büyük bir kaygı ve büyük de bir çaresizlikle izliyorlardı. Çaresizdiler, zira onlara el uzatacak kimse yoktu. Türkiye o dönemde Yunanistan ile balayı yaşıyordu. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, Amerika komünizm tehlikesine karşı Yunanistan ile Türkiye'ye Marshall yardımı başlatmış ve iki ülkeyi NATO'ya sokma vaadi vermişti. İki ülkenin çıkarları birbirlerine dost görünmekti. Yunan kralı Ankara'ya geliyor, Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan Menderes Atina'ya şanlı geziler yapıyorlardı. İki ülke birbirine çiçek atıyordu. Türkiye için Kıbrıs diye bir sorun yok. Türk toplumu içinde bu tehlikeli gidişi gören Doktor Fazıl Küçükoğlu, Bayrak adlı gazetesiyle Türkiye'yi uyandırmaya çalışıyordu. Yanında da gencecik bir Türk savcı vardı. Kıbrıs'ın Yunanlaşmaması için mücadele eden Rauf Denktaş. Doktor Küçük toplum için asılacak tek daldı. Muazzam bir mücadele veriyordu gazetesiyle. Memurlar korkuyor. Türk cemaati evkafçılar, yani İngiliz'den yana olanlar ve antiler diye ikiye ayrılmış bir durumda. Büyük baskı var memlekette. O baskıya rağmen öne atılan, yolu açan, ışık tutan ve yavaş yavaş güven kazanarak yürüyen bir ve liderlik olan bir lider. Doktor Küçük Türk hükümetine buradaki problemi anlatmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye dokunmayın uyuyan yılana kabilinden, canım Kıbrıs meselesini de nereden çıkarttınız durumunda.
artık iş başa düşmüştü. Türkiye'de yaşayan Kıbrıslıların da desteğiyle Kıbrıs Türk Dernekleri kuruldu. Köylerde şubeler, Türk okulları açıldı. Bu arada İngilizler adaya ek polis kadrosu getiremeyince ihtiyaçlarını Türk toplumundan karşılamaya başladılar. Bir yerde Kıbrıslı Türk ve Rum karşı karşıya geliyordu. Bu yaklaşım böl ve yönet politikası olduğu için sonradan çok eleştirildi. Şimdi onların davası Enosis, bizim davamız Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türkiye gelecektir. Bizim inancımız bu. Türk toprağındayız. İngiliz çıkarsa Türk gelecek. Dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi Rum'un vurduğu İngiliz'in yanında gördük. Çünkü düşman Enosis istemeyen herkesi yok edecek. İngiliz Enosis'e engel. Biz engel. Nisan 1955'te Türk ve Rum toplumları büyük bir çatışmaya girdiler. Tutuklamalar, gözaltına almalar birbirini kovaladı. Sonunda EOKA'ya göz yuman, hatta göz kırpan Makaryos tutuklandı ve Seyşel Adalarına sürüldü. Türkiye, Yunanistan'la kavga çıkartmamak ve İngiltere'yi rahatsız etmemek için işin içine pek girmiyordu. Ancak genel yaklaşımı, eğer İngiltere Kıbrıs'tan ayrılacaksa ada asıl sahibi olan Türkiye'ye verilmeli şeklindeydi. Ancak Ankara'nın asıl uyanışı yine de İngiltere'nin bir girişimiyle gerçekleşti. 1955 yılında Londra'da bir konferans toplandı. Amaç Kıbrıs'ın geleceğini tartışmaktı. İngiltere ilk defa Türkiye'yi de bu konferansa davet etti. Yani adada hak sahibi olduğunu gösterdi. Avam kamerasında dönemin Koloniler Bakanı yaptığı konuşmada çok kesin şekilde Kıbrıs'ın bağımsızlık kazanmasının imkansızlığına dikkat çekerken, adada tek bir kimlik olmasına, iki ayrı toplum bulunmasını gerekçe olarak gösterdi. Konferans daha toplanmadan dağıldı. Zira Yunanistan Türkiye'nin bir taraf dahi olamayacağını açıkladı. Atina, Kıbrıs konusunda ilk defa resmi tutumunu göstermişti. Aynı dönemlerde denktaş gibi savcı olan Glafkos Klerides de o günleri çok iyi anımsıyor. O dönemdeki anlayış, Kıbrıs'ın Yunanistan'la İngiltere arasında konuşulacak bir sorun olduğuydu. Türkiye bize göre ve Yunan halkına göre taraf değildi. İşte Rumların ve Yunanların en büyük yanılgıları da bu oldu. Türkiye giderek ilgisizliğini bıraktı ve 1957 yılından itibaren Kıbrıs'a ağırlığını koydu. Bunun bir nedeni İngiltere'nin yaklaşımı ise bir diğer nedeni EOKA'nın o tarihten itibaren Türk toplumunu da düşman olarak görmesi ve silahını Türklere döndürmesiydi. İşte Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasındaki savaş böyle başladı. EOKA'nın hedefi artık sadece İngilizler değildi. Enosis'e hayır diyen Türkler de hedefti. Oysa Türkler savunmasız, hazırlıksız ve adanın dört bir köşesine dağılmış yaşıyorlardı. 1958'in Ocak ayından itibaren EOKA Türk köylerine karşı saldırılarını arttırınca Türk toplumu silahlanmaktan başka çare kalmadığını anladı. Ancak kimse Ankara'ya başvurma cesaretini gösteremiyordu. Doktor Fazıl Küçük'ün başkanlığında Kıbrıs Türk'tür Partisi kuruldu. Bütün dernekler bir çatı altında toplandı. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu oluşturuldu ve başına da Rauf Denktaş getirildi.
Ancak bunlar Rumları durdurmaya yetmiyordu. Ardı ardına saldırılar ve ardı ardına öldürülen Türklerin sayısı giderek artıyordu. Birkaç ay içinde ölü sayısı 50'yi aşıverince panik başladı. Şehitler veriyoruz. Köylü bana koşuyor, silah istiyor. Fısıltı halinde birbirlerine demişler ki silahları federasyon verir ama 3 kişi gideceksiniz. Kendi aralarında. Şimdi bana geliyorlar. Ne istiyorsunuz? 3 kişi geldik. Anlamadım. Anlamadım. Nihayet anladık. Anlatan oldu. Yoktur diyemezsin. Silah yok. Böyle bir şey yok. Maneviyat gider. Onun için gerçeği söyledim. Falan yerde bir depomuz var. İngiliz'in ablukası altındadır. Arkadaş gönderirsem silahları alsın. Yakalanırsa idam olur bilirsiniz. Ya bekleyin. Bekleyemezseniz tehlikeyi göze almak lazım. Yok efendim bekleriz. Halbuki ne depo var. Ne bir şey var ha. İngilizler bu durumdan memnundular. Daha önceleri kendileri hedef iken şimdi Rumlarla Türkler arasında hakem durumuna girmişlerdi. Yunanistan'dan gelen silahlar ve Grivas'ın yönetimindeki Eokka'nın düzenli saldırıları Türkleri yavaş yavaş yerlerinden göç ettirmeye ve daha büyük anklavlara, kendi savunmalarını örgütlemeye zorluyordu. Tek çareleri de ev yapımı silah imalatıydı. En ilginç buluş ise Pehlivan adlı Gönen Ovası'ndaki bir Türk'e ait. Bir üç ayaklı sehpa dersiniz siz üzerinde. Bir boru, bir fitil. Ne olacak bu dedik. Bu dedi muazzam bir silahtı. Peki. Şimdi ateşleyeceğiz şeyi. Allah'tan işte dedim ki şu su hendeğinin içerisine girelim de ne olur ne olmaz. Ateşlediler. 3-5 saniye sonra bir gürültü başımızın üstünden böyle yerle bir jet geçmiş gibi. İleriye gitmesi gereken şey neyseydi onun içerisinde sehpayla beraber havalandı, başımızın üstünden geçti. Yani ayakta dursaydık 3-4 tane şehit verirdik biz. Nedir oğlum bu rezalet? Toz duman kalktıktan sonra cevap. Ama sesi ne güzeldi değil. Durum işte böylesine içler acısıydı o sıralarda. Kimsenin tam olarak tanımadığı ve İngilizlerin beslediğinden şüphe edilen Volkan adlı bir gizli kuruluşun dışında Türk toplumu tam anlamıyla savunmasızdı. Önce para bulmak, ardından da silah satın almak gerekiyordu. Bir liste çıkartmışlar. Ya bu insanlar size para vermez, öldürseniz vermezler. Para toplarsanız kim topladığını, hesabı kim kime verecek? Hiç rezil rüsva ederler bizi. Onun için bundan vazgeçeceksiniz. Silah almak için. Silahı Türkiye'den isteyeceğiz. Ve bu teşkilatı Türkiye'ye bağlayacağız. Denktaş için Kıbrıs'ta Türkiye'siz hiçbir adım atılamazdı. Sırtını Türkiye'ye bağlamaktan başka çare yoktu. Etrafındakiler ise Türkiye'ye kuşku duyuyorlardı. Ankara'nın kendi çıkarlarını ön plana alacağını ve kurulacak örgütü önleyeceğini ileri sürüyorlardı. Son derece sert tartışmalar yapıldı. Sonunda Denktaş restini çekti. Sen Türkiye'siz hangi hedefe varacaksın? Türkiye'siz burnunu uzatamazsın bir yere. Onun için yapmayın. Bu Türkiye'siz olmaz ve iki şey. Para toplamaya kalkarsanız ben yokum. Türkiye'siz bir teşkilat kuracaksanız yine ben yokum. İşte Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı namı diğer TMT böyle kuruldu. Denktaş ve Küçük Ankara'ya gidip Dışişleri Bakanı Fatih Zorlu'yu ikna ettiler. Aradan 9 ay geçtikten sonra 1958'in sonlarına doğru adaya İş Bankası'nın bir müfettişi geldi. Adının Ali Conan olduğunu söyledi. Oysa gerçek adı Rıza Vuruşkan'dı ve emekli askerdi. Beraberinde getirdiği birkaç yardımcısıyla TMT'yi örgütlüyordu. Birkaç ay sonra da Türkiye'nin adaya ilk silah sevkiyatı gerçekleşti. 24 tane Takarov marka, 12 tane de Stern marka tabanca. 1000 kadar da mermi. İşte o kadar. Bir gün Rıza Bey gelir bana der ki gözümüz aydın. Böyle böyle geldiler. Bunlar akşama da buraya intikal edecekler.
iki tane koca adam dans ettik. Birbirimize sarıldık, öpüştük, ağladık. Bunlar geldi diye. Çünkü hiçbir şey yoktu. Sevkiyatı Vehbi Kardeşler diye tanınan bir aileye hayatlarını tehlikeye atıp küçük kayıklarıyla gerçekleştirmişlerdi. Gece Türkiye'den ayrılıp gizlice Erenköy'e girmişler ve yükü TMT'ye teslim etmişlerdi. Ancak aynı TMT ertesi sabah geri dönüp Vehbi Kardeşleri bu sefer tutukladı. Kahramanlık hapiste noktalandı. Rıza Bey'e koştum. Dedim efendim ne yaptınız, ne oldu? Bir tabanca eksik çıktı dedi. Efendim Allah için olsun falan derken bir tabanca ve kaygın tahtaları arasına gitmiş. Sonra bulundu orada ve çocuklar çıktı. Kıbrıs kaynıyordu. EOK'a bastırdıkça Türkler köylerini bırakıp kendilerini daha kolay savunabilecekleri anklavlara göç eder oldular. İki toplum fiilen ayrılma sürecine girmişti. İngilizler de ya başa çıkamıyorlar veya iki toplumun çatışmasını kendi politikalarına daha uygun görüyorlardı. Adanın tamamını elinde tutamayacağını anlamış, iki büyük üs alıp bu kavgadan sıyrılmanın sorunu Türkiye ve Yunanistan'a bırakmanın yollarını arıyordu Londra. Bu arada Kıbrıs, Türkiye'nin de gündemine tüm ağırlığıyla girmiş, bir şeyler yapılması gerektiği anlaşılmıştı. Hürriyet gazetesinin Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır kampanyası toplumu hareketlendirdi. İstanbul ve Ankara sokakları bu sloganlarla inlemeye başladı. İşte tam bu aralarda 1958 sonunda Yunanistan beklenmedik bir tutumla konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Kıbrıs halkının kendi kaderini kendinin tayin etmesini istedi. Bu nüfus çoğunluğu sayesinde adanın bir süre sonra Yunanistan'a bağlanması, yani Enosis demekti. Atina hatasını geç anladı. Zira böyle bir karar hem Ankara'yı hem de İngiltere'yi saf dışı edecekti. Türkiye tutum değiştirdi. Başbakan Menderes dışişlerine direktifini şöyle verdi. Bu işe bir çözüm bulacaksınız artık dedi. Bir çözüm bulacaksınız. Yani daha yumuşak bir formül olsun, haklarımızı korusun. Bitirmek istiyorum artık bu işi dedi, Kıbrıs işini. Beni dedi hem dış politikada dedi ayağıma köstek oluyor, hem iç politikada rahatsız ediyor dedi. Fatih Rüştü Zorlu Bey New York'a gittiği zaman Birleşmiş Milletler'de Yunanlıların Kıbrıs'a self determinasyon verilmesi fikrine karşı Kıbrıs'ta iki cemaat vardır. Türkler ve Rumlar iki ayrı bütündür. Bunların her birine ayrı ayrı self determinasyon verilmesi. O zaman arzu edilen gerçekten bir taksim değildi ama taksimi istemek de enozisi sağlayacak self determinasyonu önlemek esas gayeydi. Halka intikal eden şekli ise ya taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir. Bütün Türkiye artık taksim diyordu. Kıbrıs'ın tamamını istemenin gerçekçi yönü kalmadığına göre taksimle yetinilecekti. Türkiye'nin Taksim tezine ilk itiraz Kıbrıs'ın genç başpiskoposu Makaryos'tan geldi. Lefkoşa'daki bir basın toplantısında son derece sert konuştu. Bugünkü tıkanıklığın tek nedeni İngiltere'nin izlediği hatalı politikadan, özellikle de Türkleri bir taraf olarak ortaya çıkarıp Kıbrıs'ın kendi geleceğini kendinin saptamasını engellemek istemesidir. İngiltere, Türkiye'ye Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili veto hakkı tanıdığı sürece bu sorunun çözümü güçtür. Çok iyi bilinmelidir ki Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslıları ve İngilizleri ilgilendirir. Kıbrıs'ta taksim düşünülemez dahi. Pratik yönden de uygulanamaz. Uygulamaya kalkılırsa felaketle sonuçlanır. Şimdi taksim dedik ya biz, Rum bu sefer dünyaya şunu yaymaya başladı.
İşte benim evladım. Ben bölmeye razı değilim. Ama yabancı benden mal kopartmak için benim evladımı bölmeye, ikiye kesmeye çalışıyor, taksime çalışıyor diye büyük bir sempati topladı ve bizi çok zor durumda bıraktı. Sanki Türkiye Yunan Kıbrıs'tan toprak istiyormuş durumuna getirildi. Bunu zamansız söylenen bir sözdü bu. Onlar Kıbrıs Yunan'dır iddiasında oldukları sürece bizim de iddiamız Kıbrıs Türk'tür olmalıydı ki eninde sonunda ortada buluşalım. Birleşmiş Milletler toplantısı işte bu havada başladı. Günlerce önce komitelerde ardından genel kurulda sadece Kıbrıs tartışıldı. Bir yanda Türk Dışişleri Bakanı Fatih Rüştüzorlu, öte yanda Yunan Dışişleri Bakanı Averof. Oylama günü gelip çattığında sinirler gerilmişti. Yunanistan'ın kazanması Kıbrıs'ın Türkiye için kaybı demekti. Averof durumdan emindi. Mutlaka kazanacaklardı. Ancak olmadı. İngiltere ve Amerika Türkiye'nin yanında yer alınca Atina'nın isteği reddedildi. Yunan heyeti donup kaldı. Averof beraberindekilerle koridora çıktığında sinir içindeydi. Tam o sırada karşıdan Zorlu ve Türk heyeti göründü. Onlar ise tam aksine neşe içindeydiler. Averof Türk Dışişleri Bakanı ile karşı karşıya gelmek zorunda kaldığını o sırada anladı. Arkadaşlarıma döndüm. Eğer gelip bana takılmaya kalkarsa çok ağır konuşacağım. Hakaret edeceğim. Hatta tokatlayabilirim dahi dedim. Tam aksine Zorlu Yunan Dışişleri Bakanı'na elini uzattı. Zorlu, sizi tebrik etmeye geldim dedi. Duruma son derece hakimdiniz. Daima karşı gerekçeler buluyor, daima bizim görüşlerimizi engelliyordunuz. Averof hem şaşırdı hem de sinirlendi. Dayanamadım. Oylamayı kazandığınız için şimdi gülümseyerek gelip beni tebrik etme lüksünü tadıyorsunuz dedim. Zorlu bu beklemediği tepki üzerine dondu. Yüzündeki neşe ifadesi kaçtı ve birden ciddileşti. Bir an durdu, ciddileşti. Size nazik bir jest yapmaya gelmiştim. Hakaret işitmeye değil dedi. Haklıydı. Hemen düzeltti. İşte o andan itibaren buzlar çözülüverdi. Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet konumuna sokacak anlaşmanın ilk adımları orada o ayaküstü konuşma sırasında atıldı. Ne yazık ki çok kolaylıkla çözümlenebilecek bir konu üzerinde tartışıyoruz. Oysa aynı geminin içindeyiz dedi. Zorlu'nun beklediği de bu açılım idi. Hemen önerisini yaptı. Eğer Kıbrıs'ta bir azınlığın yaşadığı tek toplum değil de iki ayrı toplum olduğunu kabul ederseniz çok kolaylıkla anlaşabiliriz dedi. Kabul ettiğimi söyledim. Siz de diğer toplumun sizinkinden 4 defa büyük olduğunu kabul edin dedim. Rakamların reddedilemeyeceğini söyledi. Zorlu bu ani açılışı beklemiyordu. Ertesi gün ise tatildi. Ancak demir tavında dövülmeliydi. İkimizin baş başa buluşmamızı önerdi. Cumartesi sabahı Birleşmiş Milletler'in bomboş, kimsenin olmadığı barında buluştuk. İki bakan kağıt bulamadılar. O zaman önlerine bir sigara paketi çektiler ve üzerine bir harita çizdiler. İşte bu paketin üstündeki haritada Kıbrıs'a bağımsızlık veren Londra-Zürih anlaşmalarının ilk tuğlası oldu. Bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler'in koridorlarında ne olup bittiğinin pek farkına varamayan iki insan dolaşıyordu. Aslında onların kaderleri çiziliyordu. Ancak kimse görüşlerini sormuyordu. Bu iki insan Kıbrıs Türk toplumunun iki lideri, Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'tan başkası değildi. Ertesi gün onlara bir haberci geldi. Türk Dışişleri Bakanı Zorlu gece otelinde ikisini de görmek istiyordu. Gel bakalım doktor dedi, doktorun omzuna attı elini. Nasıl ya dedi, sen dedi bank arıyorsun dedi, yardımcısı olacaksın yahu dedi. Nasıl dedi? Efendim dedi doktor, nesi olacağım, yardımcısı olacaksın. Anlaşıyoruz dedi Yunanlılarla. Anlaşma yapıyoruz dedi. Federasyon olacak dedi. Bakarios dedi başkan, sen başkan yardımcısı dedi. Böylelikle idare edeceksiniz dedi. Garantileyeceğiz dedi. Bunu Enosis falan artık olmayacak dedi. Tabii ne der insan, Allah razı olsun der. Rauf Denktaş aslında bu durumdan pek memnun olmamıştı. Onun için en önemli unsur garantiydi. Türkiye'nin garantisi. Bunun için de mutlaka asker gerekliydi. Oysa anlaşmada asker unsuru yoktu. Asker gelmezse, bu garantinin fiili kuvveti orada olmazsa, Makarios bunu bozar. Buna çok kızdı. Türkiye'nin
imzası olan bir anlaşmayı Makarios nasıl bozar? Ne demektir bu? Olan efendim Makarios bozar. Ve biz, doktor da iştirak ediyor, ya Taksim ya ölüm diye diye buralara geldik. Şimdi gidip de halka böyle bir anlaşmayı biz satamayız. Biz de burada kalırız. Köpürdü. Anlaşma daha ilk anından itibaren zorluklarla karşı karşıyaydı. İşin kolay olmayacağı belliydi. Anayasayı hazırlamakla görevlendirilenlerin arasında Suat Bilge de vardı. Yunanistan Türkiye'ye yüz veremeyince bu işte Türk alayının adaya gelmesi konuşuldu. Ve işte dediğim çok az sayıdan 50-60'tan başlayıp işte 650'ye kadar çıktı. Yunanlılar kendilerinin 650, Türkiye'nin de 150 asker yollamasını istiyorlardı. Bu defa Ankara 150 rakamını çok az buldu. Türk askeri en az 650 olmalıydı. Bu anlaşmazlık Zürih'teki son toplantılara kadar sürdü. Türk-Yunan başbakanları dişe diş pazarlığa girmişlerdi. Adnan Menderes için rakam önemliydi. Esenbel'i çağırdı. Ben oraya dedi, Meraçim kıtası çıksın diye bu mücadelenin içine girmedim dedi. Benim isteğim dedi, Türk askeri çıkacak oraya ve herkes de anlayacak ki Türkiye mevcuttur, Kıbrıs'ta mevcuttur. Kıtayı muntazırayla, Meraçim kıtasıyla bu sembol olmaz dedi. Kriz kısa sürede büyüdü. Türkiye heyetini getiren uçak hazırlandı. Türkiye konferansı terk etme noktasındaydı. Düğümü çözmek Menderes ile Karamanlis arasındaki baş başa görüşmede gerçekleşti. Menderes Rumca, Karamanlis de biraz Türkçe bilirdi. 3 saat sonra kapılar açıldığında her ikisinin de yüzü gülüyordu. Türk askeri kontenjanı 150'den 650'ye, Yunan askeri kontenjanı da 650'den 950'ye çıkarılmıştı. Denge kurulmuştu. Bu anlaşmaya en büyük katkıyı Yunan Dışişleri Bakanı Averof yapmıştı. Biz bu sayının tamamen sembolik olmasını istiyorduk. Gerçekleşmedi. Ne yapalım? Zaten bence o kadar da önemli bir konu değildi. Anlaşmayla birlikte bizim için Enosis düşüncesi ortadan kalkıyor, sizin için de Taksim politikası sona eriyordu. En çok sevinenlerin başında da tabii Kıbrıslı Türkler geliyordu. Hini Hacet'te ama Türkiye'nin eli kolu Kıbrıs'ta. Türkiye ben vazgeçtim bu işten diyemez artık diye düşündük. Bunun için sevindik. Ancak her şeyin bittiği sanılıyordu ki yepyeni bir kriz daha çıktı. İmza töreni için Londra'da buluşan taraflar sürpriz bir teklifle karşılaştılar. Kıbrıs Rum lideri Makarios, ben bunu kabul etmem. Bu anayasa yürümez. Bazı bölümleri mutlaka yeniden müzakere edilmeli dedi. İngiliz Başbakanı Macmillan başta, bütün salon hayretle Makarios'a döndü. İngiliz Başbakan dedi ki, buraya müzakereye gelmediniz, imza törenine geldiniz. Bunların her şeyi biliyorsunuz. Makarios diyor ki, ben bir koloni idaresinden kurtulmak isterken 3 koloni idaresine mi gireceğim? 3'lü bir koloni idaresine mi gireceğim falan yine dayatıyor. Gerginleşti, kapatıyorum dedi başbakan. Konferansı kapatıyorum dedi. Toplantı başlamadan tatil edildi. Türk heyeti şaşkın, Yunan heyeti ise kızgındı. Aylar süren çalışma suya düşüyor ve Kıbrıs'ın kana bulanması tehlikesi yeniden gündeme geliyordu. Aynı gün Yunan Başbakanı Karamanlis, Kıbrıs Rum lideri Makarios ile buluştu. Bu tarihi toplantıda Klerides de vardı. Makarios bazı maddelerin yeniden müzakeresini istiyordu. Ancak Karamanlis geldi ve son derece soğukkanlı bir şekilde. Bu anlaşma imzalanmadığı takdirde Yunanistan'ın elini yıkayıp bu işten çekileceğini ve Makarios'u kendi kaderiyle baş başa bırakacağını söyledi. Sorumluluk size ait olur dedi. Makarios için evet demekten ve anlaşmayı imzalamaktan başka hiçbir çıkış yolu kalmamıştı. Kıbrıs 16 Ağustos 1960 günü iki toplum lideri tarafından imzalanan anayasa ile resmen bağımsızlığına kavuştu. 570 bin nüfusun %80'i Rum, %20'si Türk'tü. Ancak kurulan devletin bu iki topluma eşit muamele etmesi ve aynı haklardan yararlandırılması öngörülmüştü. Çoğunluk azınlığı yönetmeyecekti. Türk toplumunun güvenliğine özen gösterilmiş, garanti anlaşması yapılmıştı. Türkiye garanti olmuştu. Gerektiğinde müdahale hakkı elde etmişti.
Daha da önemlisi, Lozan Anlaşması çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir denge kuruluyordu. Nihayet İngiltere de adada iki üs elde edip kuvvetlerini çekiyor ve Kıbrıs bataklığından kurtuluyordu. Herkes memnundu. Biri hariç, Rumlar. İmzaların henüz mürekkebi kurumadan ilk slogan ortaya atıldı. Bu anayasa çalışmaz. Rumların küçümsedikleri Türk toplumuna verilen hakları içlerine sindiremedikleri kısa sürede anlaşılıverdi. Herkes barış beklerken tam aksine silahlara yeniden kurşun sürülmeye başlandı. 16 Ağustos 1960 günü bitti. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs'a bağımsızlık verdiler. Aynı zamanda da garantör oldular. Toplumlardan biri anayasal düzeni devirmeye kalkarsa bu üç ülke askeri müdahale yapabilecekti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Lozan dengesi kurulmuş, bölgedeki en önemli bir çıbanbaşı yok edilmişti. Çoğunluk memnundu. Biri hariç. Türk tarafı sevinç içindeydi. Zira ilk defa Kıbrıslı Türklerin varlığı kabul ediliyor, hakları güvence altına alınıyor ve 82 yıl sonra Türk askeri adaya geri dönüyor. Yunanistan da memnundu, zira çoğunluğu Rumlardan oluşan yeni bir bağımsız devlet kuruluyordu. Enosis belki gecikecekti, ancak hala imkansız değildi. İngiltere memnundu, zira hem bir bataklıktan kurtuluyor, hem de adada Akrotiri ile Dikelya'da iki büyük üs elde edip Kıbrıs'tan elini tamamen çekmemiş oluyordu. Bölgedeki askeri ağırlığını da koruyabiliyordu. Durumdan tek memnun olmayan kişi ise Başpiskopos Makarios idi. Hayatı halkına Enosis'i vaat ederek geçmişti. Oysa şimdi Enosis'ten vazgeçmek ve Rumlar açısından daha da kötüsü iktidarı Türklerle paylaşmak zorunda kalmıştı. Rumlar için Kıbrıs onlarındı. Türklerin adada hiçbir hakları yoktu. Onlar ayak işlerini yapan, tarımla ilgilenen bir azınlıktı. Londra-Zürih anlaşmaları işte bundan dolayı burukluk yaratmıştı. İngilizler gitmiş, şimdi ortaya Türkler çıkmıştı. 16 Ağustos 1960'ta kutlanamayan bir doğum günü yaşandı. Herkesin gözü Makaryos'un üstündeydi. Onun ilk hedefi halkı ikna etmekti. Evet, Enosis için yola çıkmış ancak Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir orta yol formülü kabul etmek zorunda kalmıştı. Halk hayal kırıklığı içindeydi. Enosis yerine bağımsızlığa da benzemeyen bir şey elde edilmiş ve Türklere fazla haklar verilmişti. Anlayış buydu. Londra-Zürih anlaşmaları Rumların içine sinmedi. Yıllarca sürdürülen Enosis mücadelesini birdenbire terk etmek söz konusu olamazdı. Nitekim imzaların daha mürekkebi kurumadan ünlü Akritas örgütü kuruluverdi. İçişleri Bakanı Yorgacis ve Clarides adında genç bir avukat başta olmak üzere kısıtlı sayıda bir grup milliyetçi Rum yemin ettiler. Bu gizli örgütün sonradan basına açıklanan belgelerine göre hedefi Türklere verilen hakları geri almak ve Kıbrıs'ı gerçek bir Rum devleti yaptıktan sonra Enosis'i gerçekleştirmekti. Türklere yapılacak saldırıları dünyaya nasıl göstereceklerine kadar her şey çok ayrıntılı şekilde planlanmıştı. Uygulamada 3 yıl sonra 1963'te başladı. Törenler yapılmış, imzalar atılmış, eller sıkılmıştı. Ancak aradan geçen 3 yıllık sürede 199 maddelik anayasa bir türlü uygulanamıyordu. Türkler hala rahatsızlık veren bir unsur gibi görülüyordu Rumlar tarafından. Doktor Küçük'ün yazdığı bütün şikayetlere yazılı tek bir cevap vermiş değildir. Ve bakan arkadaşlarla konuştuğunuzda Bakanlar Kurulu'na Rumlar her şeyi kararlaştırılmış olarak gelirler ve orada işte 7'ye 3 kaybettiniz diyerek karar alıp gülerek çıkarlardı. Doktor şikayet ediyor. Makarios diyor ki doktor anayasayı okumadın mı sen? Artık bu işleri Amme Hizmeti Komisyonu yapar. Bizim anlaşmamız geçmez. Tabii doktor küfrederek neler söyledi siz tahmin ediniz. Enosis mücadelesini sürdürmüş bir insan için
halkın karşısına çıkıp ben yanlış yol göstermişim diyemezdi. Tamamen bırakamazdı. Üstelik uygulanması çok güç bir anayasaydı bu. Ne zaman orta yol aransa bir başka madde o yolu kapatıyordu. Makarios anlaşma maddelerini değiştirerek bir çözüm bulacağını sandı. Hatası iki toplum arasında güven havası yerleşmeden harekete geçmesi oldu. Makarios Londra-Zürih anlaşmalarını değiştirmek üzere 30 Kasım 1963'te harekete geçti. 3 garantör ülkeye muhtıra verdi. Anayasanın 13 noktasının yeniden müzakeresini istedi. Ankara'da İnönü Başbakan'dı. Yanıt derhal verildi. Zorluklar varsa yardımcı oluruz ancak imzalanmış anlaşmalara dokundurtmayız. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de kısa bir süre önce kabul ettiği Doktor Küçük ve Denktaş'a ayrı bir mesaj vermişti. Bir noktayı iyi bilin. Türkiye Kıbrıs için Yunanistan ile savaşamaz. Bu işleri suhuletle halledin. Ankara yumuşak bir yaklaşımı tercih ediyordu. İşte Makarios'un en büyük hatası bu oldu. Yanlış değerlendirme yaptı. Ve yine silaha davrandı. Bu defa hedef İngilizler değil, Türklerdi. Akritas planı uygulamaya sokuldu. Sonradan Noel katliamı olarak adlandırılacak olan olayların ilk silahı patladığında işin nerede biteceğini kimse hesaplayamamıştı. Ve katliam 4 gün 4 gece sürdü. Nereden geldiklerini kimse anlayamadı. Türklerin topluca yaşadıkları mahalleler basılıyor, kahveler makineli tüfeklerle taranıyor, Türk Büyükelçiliği dahil okullar kurşunlanıyor ve evler ateşe veriliyordu. ...21 Aralık 1963 Noel gecesi dünyayı sarsan olay gerçekleşti. Kıbrıs Türk alayının doktoru Nihat İlhan'ın evini basan EOKA'cılar... ...biri 6 aylık, diğerleri 4 ve 7 yaşındaki 3 çocuğu öldürüp... ...gözdağı vermek istercesine banyoya attılar. Bu resim dünya basınına kanlı Noel olarak geçti. Ardından Lefkoşa'daki Türk mahallesi ateşe verildi. Her geçen saat direnme azalıyordu. Muazzam bir şaşkınlık yaşanıyordu. Böylesine büyük bir saldırı beklenmemişti. Türkler hazırlıksız yakalanmıştı. Adadaki Türk alayı da gelişmeleri seyretmek zorunda kalıyor, Ankara'dan emir bekliyordu. 1963'ün hedefi Lefkoşa'da liderliği yok etmek... ve dünyaya Türkler içerisinde bir ihtilaf çıktı, birbirlerini öldürdüler dedikten sonra o günlere kadar Doktor Küçük'e ve bana muhalefet eden insanları biz Zürih ve Londra anlaşmalarının bu neticesini istemiyoruz, gereği yoktur diyerek üniter bir Rum Cumhuriyeti'ne razı hale getirmek. Bütün oyun buydu, hedef bizdik burada. Asıl hedefin kısa sürede Küçük Kaymaklı olduğu anlaşıldı. Küçük Kaymaklı'da 5000 Türk yaşardı. En büyük kantondu ve daha önemlisi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın merkeziydi. Küçük Kaymaklı'nın dağıtılması Türk direncini yok edecekti. Sabahın erken saatlerinde bir elinde Türk bayrağı ile tanıdık bir isim Kaymaklı'yı bastı. Bu kişinin adı Nikos Samson'du. Bu genç adam önce size yardıma geldik diye köye girdi. Ardından evlerdeki kadınlarla çocukları bir kenara ayırdı ve erkeklerden bir bölümü orada kurşuna dizildi. Geri kalanlar zorla sürüldüler ve köy ateşe verildi. Korkunç bir manzaraydı. Katliamın 4. gününe girildiğinde ölü sayısı 300, yaralı sayısı 700 idi. Olayların artık durmayacağı ve adanın dört bir yanına dayılmış olan bütün Türk köylerine de yayılacağı anlaşılmıştı. Ankara ardı ardına Makarios yönetimine, Atina'ya ve Londra'ya uyarılar yapıyor,
ancak elle tutulur bir sonuç alamıyordu. Sonunda İnönü'nün sabrı taştı ve 25 Aralık 63 günü Kıbrıs semalarında ilk defa Türk uçakları görünüverdi. Allah razı olsun. İki tane geldi. Şöyle Litre Palas'ın üzerinden büyük bir gürültüyle sürat şeyini, ses duvarını aşmışlar. Bir gümbürtü koptu. Cam çerçeve o tarafta yerle bir olmuş. Döndüler, bizi selamladılar, gittiler. Olayların çıktığı andan itibaren Makaryos ve Rum hükümeti ortadan kaybolmuştu. Hiçbir telefona yanıt vermez olmuşlardı. Uçakların geçişi ise etkisini gösterdi. Savunma Bakanı Osman Örek hemen arandı ve resmen bir toplantı organize edildi. Toplantı İngiliz Yüksek Komiserliğinde yapıldı. Uçakların sesleri gelmeye başladı. Tam üzerimizden uçar. Yarım saat sonra da Makaryos geldi. İngiliz askeri atışı beni oraya götüren Albay Sayles diye bir kişiydi tanıdığım. Girdi, dramatik bir şekilde kapıyı açtı. Bir selam durdu hepimize. Sir dedi efendim dedi. Şu anda Türk alayı harp nizamı düzeni içerisinde Lefkoşa'ya doğru barikat harekete geçmiştir. Geldi açtı Yüksek Komiserliğin şeyini ki o Ortaköy'e bakan bölümdeydi Yüksek Komiserliğin odası. Baktık gerçekten alay hareket halinde. Türkiye'nin hareketlenmesi üzerine İngiliz, Türk ve Yunan kuvvetleri komutanları buluşup ilk ateşkes anlaşmasını orada yaptılar. Amaç zaman kazanmak ve o arada da anlaşmazlığa bir çözüm bulabilmekti. Karma barış gücü kuruldu. Ve Lefkoşa o tarihte ikiye ayrıldı. Çizgiye de Yeşil Hat adı verildi. Ben işte Aydınger dediğimiz kağıdın üzerine, haritanın üzerine koydukları bir jelatin bir şey var. Onun üzerine çizdi bir yeşil hat, bir de mavi kalem aldım. Kaymakla boşaltılacak yerler. Blue Shade diye, mavi gölgeli saha diye küçük kaymaklı ve Litre Palas'ın civarını falan koydu. Ve bu şekilde yeşil hat lafı bundan çıktı. Çoğunlukta yaşadığı yerlerde kantonlar oluşturuldu. Kısa bir süre sonra adanın çeşitli yerlerindeki 103 karma köy dağıldı. Toplam nüfusun 1/4 yaklaşık 45 bin kişi o gün yeşil kalemle sınırları çizilen kantonlara göç ettiler. Türklere kendi başlarına, kendi aralarında yaşamak daha güven verir olmuştu. Rumlar bu saldırı sonucu Kıbrıs'ın fiilen ikiye bölünmesi sürecini başlattılar. Belki de farkına varmadılar ancak Türklerle Rumlar bir daha bir araya gelmeyecek şekilde köşelerine çekildiler. Bitti sanılmıştı. Meğer karşılıklı güç mücadelesi yeni başlamış. Rumlar Londra ve Zürih anlaşmalarında Türklere verilen hakları geri almak isteyince Pandora kutusunun kapağı açılmış oldu. Ankara'da bunu kabul etmeyeceğini ve gerekirse askeriyle müdahale edeceğini gösterdi. Kuvvet dengesini gerçekçi olarak değerlendirmek yerine Rumlar yeni bir hata yaptılar. Türkiye'nin her şeye rağmen kıpırdanamayacağını sandılar. Kılıfından çıkan bir silahın bir daha kılıfa girmeyeceğini hesaplayamadılar. Makaryos kanlı Noel olaylarıyla istediğini elde edemeyeceğini anlamadı. Aksine ısrar etti. Tutumunu sertleştirdi. Adeta satranç yerine kumar oynamaya başladı. 1964'ün Nisan ayında Atina'ya gitti. Londra-Zürih anlaşmalarını imzalayan Karamanlis-Averof ikilisi
görevden ayrılmış, yerine Yorgo Papandreou gelmişti. Yeni hükümet için Enosis'i canlandırmak çok oy potansiyeli olan bir girişimdi. Kısa sürede Kıbrıs'ın kaderini yeniden değiştirecek bir anlaşma yapıldı. Adaya gizlice 20 bin Yunan askeri yollanacak, silah çıkarılacak ve EOKA kahramanı Grivas geri döndürülecekti. Bu açıkça Türkiye'nin nasırına basmaktı. Nitekim Grivas Kıbrıs'a büyük sevgi gösterileriyle geldi. Yunanlı generalin görevi baş kaldıran silahlı Türkleri yola getirmek ve olası bir Türk müdahalesine karşı Rum silahlı direnişini organize etmekti. Nitekim kısa bir süre sonra Türklerin yaşadıkları kantonlar ablukaya alındı. Giriş çıkış Rumların iznine bağlandı. Yiyecek, içecek ve su güvenlik nedeniyle kısıtlı verilmeye başlandı. Yunanistan ve Rum yönetimi uyuyan bir devi yeniden uyandırmak üzere olduklarının farkında değillerdi. Yüzbinler sokakları dolduruyor, hükümet ateşli demeçler veriyor ve ardı ardına uyarılar yapılıyordu. Ancak ortada da önemli bir sıkıntı vardı. Türk ordusu Kıbrıs'a çıkmaya hazır değildi. Yeterli deniz gücü yoktu. Genelkurmay 16 adet çıkartma gemisinin dışında boğazda sefer yapan arabalı vapurlar ve gemilerden yararlanmayı planlamıştı. O günleri en iyi hatırlayanlardan biri de Başbakan İnönü'nün en yakınında olan kişi Metin Toker. Şimdi zannediyorum İsmet Paşa'ya araç gereç durumunun pek müsait olmadığı anlatılmakla beraber emrederseniz çıkarız dendi. İsmet Paşa da emreder göründü. Yani bütün bu hazırlıkları yapın bakalım. Kaygısı Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki bu ilk askeri harekatında bir hezimete uğraması. Hezimet dediğim belki çıkarsın ama çıktıktan sonra orada duramazsın. İlter Türkmen o günleri Washington'da yaşayan, İnönü ile görüşmelere katılmış en deneyimli diplomatların başında geliyor. Rahmetli İsmet Paşa kolay kolay bir müdahaleye de girişmek istemiyordu. Biliyorsunuz o İstiklal Savaşı'nı yaşamış bir liderdi. Misak-ı Milli'yi imzalamış bir insandı. Dış maceralardan kaçınmayı daima kendisi için bir amaç edinmişti. Dolayısıyla müdahaleye de hiçbir zaman taraftar olmamıştır. Politik nedenlerle bazen taraftar gözükmüşse de bile içinde bu müdahaleye taraftar olmamıştır. Ve bu yüzdendir ki hep diplomatik yollardan bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Günler günleri kovalıyor ancak adadaki gelişmeler bir türlü yumuşamıyor. Aksine Türk toplumu üstündeki baskılar giderek artıyordu. 4 Haziran 1964 günü Türk donanması denize açıldı. Birlikleri taşıyacak şilepler de İskenderun'a yanaştı. Artık kader saati yaklaşıyordu. Daha fazla beklenemeyeceği anlaşılmıştı. İşte o gece Başbakan İnönü, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'i yanına çağırdı. Feridun Cemal Dışişleri Bakanı, İsmet Paşa talimat veriyor. Diyor ki, o zaman Raymond Hayer diye evet. Bir büyükelçi, Amerika büyükelçisi. Diyor ki, Amerikan büyükelçisini çağır. Müttefikimiz Amerika'ya çıkma kararımızı verdiğimizi ve yarın çıkacağımızı bildirdi. Feridun Cemal diyor ki, hocam eğer biz buna haber verirsek Amerika durdurmak için elinden geleni yapacak ve durdurmaya çalışacak. Biz müttefik olarak görevimizi yapalım diyor. Sen Raymond Hayer'i çağır ve Türkiye hükümetinin bu kararını kendisine tebliğ. Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Raymond Hayer gece yarısı Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp aldığı haber ile sarsıldı. Bana müsaade edin, Washington ile temas edeyim, size hemen bir yanıt getireceğim deyip çıktı. Haber Beyaz Sarayı birbirine sokmaya yetti. Başkan Johnson, Ankara'ya derhal bir uyarı mektubu yazılmasını ve gerekiyorsa sert şekilde askeri müdahalenin durdurulmasını istedi. Türk-Amerikan ilişkileri tarihine ünlü Johnson mektubu olarak geçen bu mesajı yazanların arasında Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisko da vardı. Initiative. I can recall being called to his office. Dışişleri Bakanı Dean Rusk gece 9-10 civarında beni odasına çağırdı. Bakan kelime kelime yazdırdı. Başkandan direktif almıştı. Çok sert bir mektuptu.
Nedeni de araya girmekte çok gecikmiştik. Etkili olması gerekiyordu. Üstelik daha önceki sözler bir işe yaramamıştı. Türkiye'yi mutlaka durdurmalıydık. Başkan Johnson'ın verdiği tüm yetkileri kullandık. Bu mektup elimizdeki son karttı. Son kart birkaç saat içinde Ankara'da gerçekten şok etkisi yaptı. Başkan Johnson Türkiye'yi adeta tehdit ediyordu. Eğer Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkartması durumunda Rusya harekete geçerse Amerika ve NATO'nun müdahale etmeyebileceği yazılmıştı mektupta. İlk defa böyle bir uyarı ile karşı karşıya kalınıyordu. Diğer mesaj Amerikan silahlarının Kıbrıs'ta kullanılamayacağıydı. Oysa Türkiye'nin elindeki silahların büyük bölümü Amerikan hibesiydi. Mektubun sonunda da İnönü hemen Washington'a davet ediliyor ve Amerika gözetiminde Yunan Başbakanı Papandreou ile bir zirve öneriliyordu. Mektup Türk-Amerikan ilişkilerine bir bomba gibi düştü. Amerika'nın Türkiye'yi olası bir Sovyet saldırısında yalnız bırakabileceği fikri ilk defa bu olayla doğdu. O zamana kadar kendini en sadık müttefik gibi gören Türk kamuoyunda derin bir yara açıldı. Amerika ileriki yıllardaki Amerikan aleyhtarlığının ilk tohumlarını kendi eliyle atmış oldu. İsmet Paşa böyle bir mektubun gelmesini bekliyor idi. Beklediği için de beklediği tahakkuk etti diye memnun da oldu. Memnun olmadığını bu mektubun havası ve edasıydı. Yani o eda içinde yazılması asıl büyük sürpriz oldu ve zararı da onun edası. İçinde kullanılan kelimelerin çiğliği, İsmet Paşa bunu söylemişti. Ne kadar çiğ adammış dedi. Ne biçim mektup o dedi. Bunca senin İsmet Paşası, Feridun Cemal Erkin'in paşam buna haber verirsek Amerika durdurur ihtimalini kendi aklından bulamayacak kadar saf değil. O istiyor ki durdurulsun ama öyle bir durdurulsun ki mesela Johnson desin ki fiilen o oldu yani İsmet Paşa'nın asıl beklediği oldu. Johnson desin ki ben en kısa zamanda sizinle ve Papandreou'yla Yunan Başbakanı'yla Washington'da görüşmek için size bu daveti yapıyorum. Lütfen o zamana kadar bekleyin. Türk ve Yunan Başbakanları Washington'a indiklerinde önlerinde Kıbrıs'ın taksimini öngören ünlü Akeson planını buldular. İnönü memnun, Papandreou ise çok rahatsızdı. Amerika'nın araya girmesi Ankara'ya yaramıştı. Yunanlılar bu planı hemen reddettiler ve Washington doruğu sonuçsuz kapandı. Ancak olaylar bitmedi. Rumlar bu gelişmeleri görüp Türkiye'nin gerçek niyetini anlarlar ve ablukayı kaldırırlar sanılırken tam aksine iki ay sonra Grivas'ın emrindeki Rum kuvvetleri yeni ve daha büyük bir saldırı başlattılar. Bu defa hedefleri Erenköy'ydi. Erenköy 1600 nüfuslu 5 köyden oluşan bir kantondu. Türklerin elindeki denize açılan yani Türkiye ile aralarındaki tek hayat borusuydu denilebilir. Rumlar işte bu damarı kesmek istiyorlardı. Burayı aldıkları anda Türkiye'den Türk toplumuna ulaşan yiyecek ve cephane akışını da durdurabileceklerdi. 6 Ağustos 1964 günü havan topları ağır makinelerle başlatılan saldırı 3 gün sürdü. Ancak bu defa Türkiye beklemedi. Hava kuvvetleri Erenköy'ün imdadına yetişti ve Rumların ablukasını taş taş üstünde bırakmamacasına durdurdu. Bu gelişmeden sonra Rumlar Türk avını durdurdular. Ancak Yunanistan'ın adaya gizlice soktuğu 20 bin asker Grivas'ın hala komutasındaydı. Baskılarını sürdürüyorlardı. Türk kantonlarındaki yaşam bir açık hava hapishanesinden farksızdı. Yiyecek, içecek, ilaç dahil her şey Türkiye'den geliyordu. Kantonlara giriş çıkışlar yine Grivas'ın adamları tarafından kontrol ediliyordu. Ayrıca bir de 10 bin kişilik Kıbrıs Rum Milli Muhafız Gücü kurulmuştu. Onlar da karma köylerdeki Türkleri denetim altında tutuyorlardı. Artık 4 yıl önceki mutlu dönem bitmiş, tarihi bir fırsat tamamen kaçmıştı. En büyük hataları Cumhurbaşkanı ile Başkan Yardımcısının birbirleriyle açık ve iyi niyetli konuşmamaları, birbirlerine yardım etmemeleriydi. Türkler anayasal haklarını abartılı kullandılar. Sürekli engelleme yaptılar. Makaryos da anayasayı değiştirmekte acele etti.
Biz bunları istedik sonuna kadar. Rumlar halbuki art niyetli. Biz o yürürlüğe koyduk tabii şeyi. Hükümet egemendir bütün Kıbrıs'ta. Rum hükümetidir. Ve amacımız bir Rum hükümeti kurmaktır diye beyanı var şeyin. Makarasyon. Tabii durum böyle olunca geriye sadece silahlı mücadele kalmıştı. Rumlar eninde sonunda Türkleri pes ettireceklerinden emindiler. Akritas planı bundan dolayı uygulamaya konmuştu. Akritas planı her türlü olasılığa karşı ne olur ne olmaz diye hazırlanmıştı. Liderler arasında samimi bir diyalog kurulamayınca her iki taraf kendi paramiliter örgütünü kurdu. Bilmiyormuşuz gibi yapıyorduk. Ancak biz Türklerin silahlandığını biliyor, onlar da bizim ne yaptığımızı gayet iyi biliyorlar. Kıbrıs'ta artık Türklerle elenler arasında tam bir güç mücadelesi başlamıştı. Adaya kimin sahip olacağının mücadelesiydi bu. Rumlar anayasayı değiştiremeyince silahla Türkleri sindirme yoluna gitmişler. Ancak bu şekilde uyuyan bir devi Türkiye'yi de uyandırdıklarını anlamamışlardı. 1963 ve 64 olayları üç önemli değişikliği beraberinde getirmiş oldu. İlki, Türk ve Rumlar ilk defa fiilen birbirlerinden ayrıldılar. İkincisi, Türkiye ilk defa adaya bir gün silahlı bir müdahalede bulunabileceğini anladı. Üçüncüsünde, Amerika biraz kabaca olmakla birlikte pek ilgilenmediği Kıbrıs sorununun içine çekildi. Rumlar 64'te Türkleri pes ettiremeyince bu defa Rauf Denktaş'ın üstüne gittiler. New York'taki Birleşmiş Milletler görüşmelerinden dönüşünde Denktaş'ı adaya almadılar. O da Türkiye'de zorunlu ikamete zorunlu tutuldu. Ta ki 1967'nin Nisan ayına kadar. O gün Atina'da radyolarını açanlar şok geçirdiler. Demokrasinin beşiği olmakla övünen Yunanistan'da askeri darbe haberi dünyayı şaşırtıverdi. Parlamento kapandı, albaylar cuntası yönetime el koydu. Gerekçe ülkeyi tehdit eden komünizmin önüne geçmekti. Ön plandaki Albay Papadopoulos aşırı bir milliyetçi, kaybedilmiş toprakların günün birinde geri alınacağına inanmış, Helenizmin tekrar dirilmesi için disipline edilmesi gerektiğini savunan bir askerdi. Yunanistan'ın uluslararası alanda yalnızlığa itilmesi süreci hemen başladı. Avrupa Birliği ilişkileri dondurdu. Çeşitli ülkelerde gösteri yürüyüşleri başladı. Ancak albaylar hiç oralı değillerdi. İlk el attıkları dosyada Kıbrıs oldu. Eylül günü Keşan Dede Ağaç'ta Türk-Yunan doruğu yapıldı. Masanın bir yanında Başbakan Demirel, karşısında Junta'nın Başbakanı Kolyas oturmuştu. Misafir olduğu için ilk önce o konuşacaktı. Cebinden bir kağıt çıkardı ve okumaya başladı. Okudukça da Türk heyetinin şaşkınlıkla gözleri açılır oldu. Cebinden bir kağıt çıkardı, okudu kağıdı. Şöyle diyordu kağıtta. İşte Türkiye ile Yunanistan dosttur. Bu dostluk daha da pekiştirilmelidir. İşbirliği yapılmalıdır. Daha da çok işbirliğinde yarar vardır. Bu dostluğa mani olan bir şey var. Bu da Kıbrıs ihtilafı. Kıbrıs eğer bu ihtilaf ortadan kaldırılırsa bu dostluk da gelişmeye devam eder. İhtilafın ortadan kaldırılması için Kıbrıs'ın Yunanistan'a terk edilmesi lazımdır. Ben dinledim. Sonra ben söz aldım. Aynı toplantıda Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi Genel Müdürü Viron Theodoropoulos da hazır bulunuyordu. O da kanter içinde ve utanarak bu konuşmayı dinlediğini hala hatırlıyor. I heard it by chance from the Chancellor of the Turkish. Benim diplomatik hayatımın en acılı dönemidir bu. Askerler bize güvenmiyorlardı. O kadar ki zirve yapılacağını Türk müsteşardan duydum.
Toplantıda tercümeyi yapmak da bana düşmüştü. Bizim başbakan saf bir şekilde Kıbrıs'ı neden bize vermiyorsunuz diyordu. Çok ısrar ederseniz karşılığında bir üs de verebilirim diye devam etti. O zaman Yunanistan'da darbe olmuştu ve başbakan olarak Kolyas diye eski bir yargıç bulmuşlardı. Yeteneksiz bir adamdı. Tabii Sayın Demirel'in büyük tecrübesi vardı. Yani orada en göze çarpan nokta iki başbakan arasındaki büyük farktı. Ve sık sık o zaman daha sonra Yunanistan diktatörü olan Papadopoulos Kolyas'ı ikaz ediyordu konuşmalarında. Şimdi orada büyük bir anlaşmazlık çıktı. Çünkü daha önce, Keşan'dan daha önce Türkiye ile Yunanistan arasında bir takım gizli müzakereler yapılmıştı. Bu müzakerelerde Türkiye'ye bir üs verilmesi söz konusuydu. Yunanlar Türkiye'ye bir üs vererek Enosis'i sağlamak istiyorlardı. Biz hem üssü almak hem de adadaki Türklere daha fazla bir otonomi sağlayacak bir çözüm şekli arıyorduk. Ve Yunanlılar Keşan'da bizim Enosis'i kabul ettiğimiz, üs karşılığında Enosis'i kabul ettiğimiz teziyle ortaya çıktılar. Ve tabii Demirel bunu geri çevirdi, bu öneriyi geri çevirdi. Demirel önce duyduklarına hayret etti. Böyle bir gerekçe beklemiyordu. Ardından kızdı. Sonunda ise gülmeye başladı. Bizler Yunanlı diplomatlar ise çok üzüldük. Hiç gülmedik. Ben gayet soğukkanlılıkla dedim ki sizin gerekçenizi çok beğendim. Evet, Türkiye ile Yunanistan tabii o günden bugüne zaman geçti. Ben biraz bunu vulgarize ederek halk diliyle indirek de söyleme durumundayım. Türkiye ile Yunanistan komşudur. Bu komşuluk çok önemli bir iştir. Barış içinde yaşamalıdırlar. Ve bu iki ülkenin birbiriyle daha iyi işbirliği içinde olması lazımdır. İki ülkenin halklarının yararıdır. Bunlar tamam hepsi. Yalnız dedim, neticeyi yanlış çıkardın. Bu gerekçeden çıkacak olan netice Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması suretiyle bu gayeye varılacağı şeklindedir. Çünkü Kıbrıs Türkiye'ye 30 mil mesafedir. Yunanistan'a 650 mil mesafededir. Ve Türkiye'deki Rumlar zengindir. Yunanistan'daki Türkler fakirdir. Yani biz azınlık olan Rumlara daha iyi bakarız. Siz azınlık olan Türklere iyi bakmazsınız. Onun içindir ki Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmış olması hem Kıbrıs'taki Rumlar bakımından daha iyidir. Hem de adalet yerini bulmuş olur. Hem de yakışana budur dedim. Albaylar Cuntası'nın gerçek amacının tekrar Enosis'i canlandırmak olduğu hemen anlaşılmıştı. Bu zirveden kısa bir süre sonra Cunta lideri Albay Papadopoulos Kıbrıs'a resmi bir gezi yaptı. Büyük bir coşkuyla karşılandı. Hemen yanı başında da Grivas vardı. Yunan lideri Kıbrıs'ın Helen dünyasının bir parçası olduğunu açık bir şekilde tekrarladı. Yalnız biz orada şunu söyledik. Dedik ki bakın, eğer Kıbrıs'ta bir şey yapmaya kalkarsanız veya Kıbrıs'taki oradaki kuvvetleriniz veya Kıbrıs'ın kendi kuvvetleri, yani Rum tarafı bir şey yapmaya kalkarsa bunu çok kötü ödersiniz. Onu ben dedim. Bu tehdit falan saymayın. Ben size meselenin ciddiyetini anlatıyorum. Çok kötü ödersiniz bunu. Nitekim yapmakta daha gecikmediler. 16 Kasım 1967 günü Boğazköy Geçit Kale Türk bölgesi birdenbire sarılıverdi. Grivas'ın komutasındaki Rum Milli Muhafız Gücü ve Yunanistan'dan gizlice gelen kuvvetler ağır silahlarla harekete geçmişlerdi. Bu şekilde Limassol yolunu güvence altına alacaklar ve Türklerin beslenme kanallarından bir diğerini keseceklerdi. That was clearly triggered by Grivas, who sent Bu olayı Grivas yarattı. 1963-64'teki çatışmalardan sonra güneyde birkaç Türk köyü kalmıştı. Birleşmiş Milletler bu köylerin rahat bırakılmasını istemişti.
Grivas kendi kafasına göre hareket etti. Kimseye haber vermeden silahlı adamlarını yollayıp çatışmayı tahrik etti. Recommended to him not to send an armed patrol. Grivas emrindeki kuvvetler Türk bölgesini tam 8 saatlik bir mücadele sonunda teslim aldılar. Göz göre göre bir katliam yaşanıyordu. Karanlık basarken silah sesleri de sustu. Bilanço çoğu mücahit olmak üzere 25 ölü, yüzlerce yaralıydı. Yine kadınlar ayrıldı ve erkekler bir camiye hapsedildi. Ertesi gün suçluların cezalandırılacağı açıklandı. Olayların başlamasıyla birlikte Ankara alarma geçmişti tabii. Kısa bir süre önce Yunan cuntası açıkça adanın ilhakını istemiş, ardından junta lideri adada bu hedefini açıklamış, ardından da saldırı gelmişti. Bakanlar Kurulu gece geç saatlerde toplandı. Olaylar birbirine bağlanınca hiç tereddüt kalmamıştı. Junta Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayıp Elen ırkına hediye etmek istiyordu. Bunun başka anlamı yoktu. Kabine derhal müdahale kararı aldı. Ancak Genelkurmay Başkanı Tural ve komutanlar sıkıntılıydılar. Kara Kuvvetleri Komutanı Refik Yılmaz en zor soruyu sordu. Emredersiniz yaparız. Ancak nasıl ve neyle çıkacağız? Salon buz kesildi. Helikopter dedik. 6 tane helikopteri var Türkiye'nin. Paraşüt dedik. 150 tane aşağı yukarı muhafızalarının kullandığı bayramlarda paraşütü var. Çıkarma gemisi dedik. 2 tane çıkarma gemisi var. Leyter diyorlar ona. Halbuki daha evvel bize dendi ki buraya yani bir başarı olmak için en az 48 tank çıkarmak lazım. Bir çıkarmak ihtimal verilmemiş açıkçası söyleyeyim. Yani bir çıkarma yapmadan da bu mesele çözülebilir gibi bir kanaata varılmış. Açıkçası Türkiye amfibik bir harekata hazır değildi. 1956'dan 1967'ye kadar hazırlık olarak hiçbir şey yapılmadığı ortadaydı. Ancak başka çare de yoktu. Ne varsa şilep veya vapurla, 5 veya 10 günde az veya çok zayiatla bir sonuç alınmak zorunluluğu vardı. Ve o gece düğmeye basıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çarkları dönmeye başladı. Tabii aynı anda da bütün dünyadan telefonlar çalmaya başladı. En önemlisi de Washington'dan geleniydi. Araya yine Başkan Johnson girmişti. Bu defa farklı bir yaklaşımla araya giriyordu. Bir ara bulucu tayin etmişti. Savunma Bakanı Yardımcısı Cyrus Vance. Türk donanması daha Mersin'e inmeden o Ankara'ya indi ve hemen başbakanın karşısına çıktı. Siz dedi bu çıkarmada kararlı mısınız? Dedim bu hükümet işidir, devlet işidir. Bunun şakası olmaz. Peki dedi. Şimdi ne netice almak istiyorsunuz? Dedim ki burada Grivas var. EKA bunun 15 bin kişilik Yunan gücü var. Yunan muhafızları var. Burada Yunanistan'ın verdiği ağır silahlar var. Bunların hepsi oradan çıkacak. Tazminat verilecek. Ve Boğaziçi, Geçitkale köyleri tamir edilecek. Ben bunu dedi. Sağlarsam yine çıkarmada musul olur musunuz? Sen bunu sağlarsan çıkarmada musul olmayız. Çünkü çıkarmanın hedefi bu olacaktır. Bana 3 gün müsaade edin dedi. Ben dedi bir Atina'ya gideyim, bir Lefkoşa'ya gideyim, tekrar geleyim buraya. Vance'in 3 gün diye terk ettiği Ankara'ya dönüşü tam 5 gün sürdü. Bu 5 gün süresince de Türk donanması yığınağını tamamladı ve adanın üstünden her gün jetler uçuruldu. Atina ile Makaryos, sopa gösteren Türk ordusunun gölgesinde müzakere ettiler. Cyrus Vance, 27 Kasım gecesi Ankara'ya döndüğünde çantasının yarıdan fazlası doluydu. Aynı gece hava kararırken donanmada Mersin'den ayrılmıştı. Ya bu öneriler kabul edilecek veya askeri müdahale gerçekleşecekti. Bakanlar Kurulu toplandı ve Vance'in getirdikleri müzakere edilmeye başlandı. Atina'ya gitti, Lavkoşa'ya gitti, geldi dedik ben bunu sağladım. E biz peki nasıl emin olacağız bundan? Yani adadan bu Yunan askerlerinin ayrıldığından, silahların ayrıldığından ve Yunanistan'a gittiğinden nasıl emin olacağız? Onu da temin ettiler. Nitekim hepsinin fotoğrafları çekilmiştir.
da işte Cyrus Vance'le bu şekilde bir anlaşmaya varıldı. Yani Türkiye müdahaleden vazgeçecek, buna karşılık Yunanlılar da kuvvetlerini çekecekler. Ve nitekim Yunanlılar bu kuvvetlerini herkesin göz önünde çektiler. It was a failure, a complete failure. Because you tam bir rezimetti. Junta büyük bir gururla adaya soktuğu 10 bin askerini geri çekmek zorunda kaldı. Altından kalkamayacakları bir işe girmişlerdi. Junta uçağını ada üstünde 5 dakikadan fazla tutamayacağını bilmeli ve ona göre hareket etmeliydi. En acıklı ayrılış ise Grivas'ınki oldu. Atina'nın emriyle kurtarıcı kahraman olarak gittiği Kıbrıs'tan yine Atina'nın emriyle geri alınıyordu. Grivas tanrılara kurban edildiğini çok iyi biliyordu. Because somebody had to be blamed. It was the Gufino incident. And somebody had to be blamed for the Gufino. Birinin günah keçisi seçilmesi gerekiyordu ve bu da Grivas oldu. Aslında bir son olayı polisle çözebileceğimizi sanmıştık. Direnmeyle karşılaşınca Grivas devreye girmişti. Green light if you like. 1967 krizinin 1974'teki askeri harekatı hazırladığını o zaman kimse düşünemezdi. Bu olayla birlikte her şey değişiverdi. Türkiye bir daha değişmeyecek şekilde uyandı. Yunan askerleri adadan ayrılırken Başbakan Demirel bütün komutanları topladı ve emrini verdi. Ne istiyorsunuz? Çıkarma gemisi. Leyter. Kaç tane? 48 tane tank çıkarmamız lazım. Binaenle 48 tane. Asker çıkaracağız. 100 tane çıkarma gemisi. 2 tane var. Paraşüt. Asker indireceğiz. 15 bin tane paraşüt. Ve helikopter. Türkiye'nin 12 tane helikopteri var. 6 tane var. 6 tane helikopter var. Sonra 12. 150 tane helikopter. Ve uçak. Nakliye uçağı. Yani askeri götürüp atacak, geri dönecek. Hemen alalım. Leyteri bir yerden alamazsınız. Saç ben size Ereğli'den verdireyim. O kalitede saç yapsınlar. Bunu şeyde Gölcük'te yapalım. Motorlarını da bir yerden alırız. Sonra Almanya'dan falan aldık. Süzlerdir şeyleri. Ve leyterleri hazırlayın. Paraşüt. Hiç kimse vermiyor paraşüt. Sonra bir yerden İtalya'dan falan, Fransa'dan bir yerlerden 15 bin tane paraşüt aldık. Bu hazırlık yapılmamış olsa Kıbrıs çıkarması yapılamaz. Ve Kıbrıs'ı kaybederdik. 1967 krizinin sonucu 1974'ü kolaylaştıran bir etkendi burası muhakkak. Çünkü 1967 çözümü olmasaydı, Yunan kuvvetleri çekilmemiş olsaydı, Türk kuvvetleri 74'te adaya çıktığı zaman bir de bu 10-12 bin kişilik Yunan kuvvetiyle de mücadele etmek mecburiyette kalacaktı. Bu askeri harekatı daha zor kılabilirdi. 1968'den itibaren diğer önemli bir gelişme de Yunan cuntası ile bu defa Makaryos'un arasının bozulması oldu. Cunta ne pahasına olursa olsun Enosis için bastırıyor, bu defa başpiskopos direniyordu. Askeri rejimin sürekli emirler yollamasından son derece rahatsızdı. Eğer bir gün Enosis olacaksa askerlerin iktidarı sırasında değil, kralın geri döndüğü zaman gerçekleşmeliydi. Makaryos direndikçe Albay Papadopoulos tutumunu sertleştirdi. That period of 73 to 74 was really a very en kötü dönemdi. Papadopoulos milli muhafız alayında kendine bağlı birlikler oluşturmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına alacak şekilde konuşlandırıldılar. Makaryos juntanın bir suikast düzenleyerek kendini öldüreceğini hissetti. Papadopoulos and control. Nitekim bu da gecikmedi. 1968-73 yılları arasında defalarca suikast girişiminden kurtuldu. Bir defasında helikoptere düşürüldü. Mucize ile harabeye dönmüş helikopterden canlı çıktı. Rum toplumu tam anlamıyla ikiye ayrılmıştı. Bir yanda yeniden gizlice adaya çıkan Grivas ve tekrar kurulan EOKB örgütü Atina'dan gelen emirleri yerine getiriyor. Öte yanda Makaryos direniyordu.
Bu iç kavga 1973 yılında daha da büyüdü. Zira artık junta bölünmüştü. Papadopoulos'un Ioannides adlı bir albay tarafından devrilmesi işleri daha da kızıştırdı. Zira Enosis kararının bir an önce alınmasını istiyordu. 73'te Yunanistan artık bağımsızlığının bittiğini ve derhal Enosis ilan edilmesini istedi. Makarios itiraz etti. Tek yanlı Enosis olmayacağını, Türklerin de taksim isteyeceklerini, bunun da kabul edilemeyeceğini söyledi. Bir süre sonra da bu tartışma tam bir kısır döngüye dönüştü. Rum toplumu ile Atina arasında Enosis pazarlıkları yapılırken Türk toplumu büyük baskı altında yaşam mücadelesi veriyordu. Her ihtiyaçları yine Ankara'dan karşılanıyor, Türk bölgelerine giriş çıkışlar sürekli olarak EOKA'cılar tarafından kontrol ediliyordu. Bu arada da Denktaş ile Kredides toplumlar arası müzakerelere başlamışlardı. İşin en garip yanı 1973'te bir de anlaşmaya varıldı. Bağımsız yerel belediyeler kurulacak ve Türk toplumuna iç işlerinde kendini yönetme hakkı tanınacaktı. Türkler nefes alacaklardı. Üstlerindeki baskı kalkacaktı. Tarihi bir fırsat yaratılmıştı. Kredides anlaşmayı Makarios'a çıkarttı. Ne Atina ne de Makarios o sıralarda Türklere yeni haklar verilmesini düşünmüyorlardı bile. Ellerinin tersiyle ittiler. Kredides bunun kaçırılmış büyük bir fırsat olduğunu, Türk müdahalesini dahi engelleyebilecek bir gelişme olduğuna inanıyor ve kendi hatasını da şöyle anlatıyor. Benim hatam halkın önüne çıkıp bu anlaşmayı savunmak oldu. Çok hayati bir dönem yaşıyorduk. O anlaşma her şeyi değiştirebilirdi. Türk tarafı da kabul etmişti. Ancak bir yanda Makarios, öte yanda Grevas gibi devler vardı ve küçücük Kleridis'in sesi duyulamazdı. Bu anlaşma adadaki iç kargaşa arasında unutulup gitti. Kıbrıs artık kazan gibi kaynıyordu. 1974'ün 2 Temmuz günü basına sızan bir mektup her şeyi değiştiriverdi. Başpiskopos Makarios, Yunan Cumhurbaşkanı Gizik ise adadaki tüm olaylardan Yunan hükümetinin sorumlu olduğunu bildiriyor ve yeniden adaya yollanan Yunan yetkililerin, silahlı kişilerin derhal geri çekilmesini istiyordu. Bu mektup Makarios'un kendi ölüm fermanını imzalamasıydı. Aynı gün başpiskoposun yok edilme emri de çıktı. Tetiği çekecek kişi de kısa sürede bulundu. Nikos Samson. Tarih hemen saptandı. 15 Temmuz 1974. Makarios'a karşı bir darbe emri hazırlanırken Yunan cuntası yine büyük bir hata yaptı ve yine basit bir noktayı hesaplayamadı. O da Türkiye'nin tepkisinin ne olacağıydı. Kıbrıs Rumlarının ve Yunanların yıllar boyunca sadece bir tek istekleri oldu. Enosis. Yani adanın Yunanistan'la birleşmesi. 1960'ta bağımsızlığına kavuşan Kıbrıs'ta Rumlar Türk toplumunu eritmek veya tamamen kendi egemenliklerinin içine alabilmek amacıyla iki defa silahlı deneme yapmışlardı. Her ikisinde de Türkiye askeri müdahalenin ucuna kadar gelip dönmüştü. 1974'te ise durum çok daha vahimdi. Bu defa Atina'da askeri bir junta vardı. Hedefleri de çok basitti. Makarios'u devirmek ve Kıbrıs'ı bir an önce Yunanistan'a bağlamak. Başpiskopos ile aralarındaki tek fark, Makarios'un Enosis'i daha ileriki bir tarihte istemesi, Yunan cuntasının ise hemen Enosis yapma arzusuydu. 2 Temmuz 1974 günü İngiliz basınında bir mektup yayınlandı. İmzası Başpiskopos Makarios'tu ve bu mektup bombanın patlamasına yol açtı. İngiliz London Times gazetesine sızdırılan mektup Makarios tarafından Yunan cuntasına yollanmıştı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı o güne kadar iki defa suikast girişiminden kurtulmuştu. Atina'daki subayların niyetleri kötüydü. Makarios mektupta adadaki Yunan askerlerinin hemen geri çekilmesini istiyor ve Atina'yı sert bir dille suçluyordu. Başpiskopos aslında ölüm fermanını yazdığının farkında değildi. 15 Temmuz günü ise acı şekilde bunun farkına vardı. Zira
Yunan yanlısı yüzlerce silahlı o gece yarısı başkanlık sarayını bastı. Ve ateşe verdiler. Başpiskopos bu ani saldırıdan kıl payı kurtuldu. Üç koruyucusuyla birlikte pencereden atlayıp yan bahçede bekletilen özel bir arabaya binerek gözden kayboldu. Birkaç gün sonra da canını kurtarması, adayı terk etmesi için en büyük desteği de İngiliz üslerinde buldu. Bir İngiliz helikopteriyle gizlice Malta'ya kaçırıldı. Junta yanlıları saraya girdiklerinde iş işten geçmiş, Makarios'u kaçırmışlardı. Yerine hemen yeni bir cumhurbaşkanı koydular. Adı Nikos Samson idi. Bu isim duyulduğunda Türk toplumunun tüyleri ürperdi. Zira Samson katıksız bir EOKA'cıydı. Bulunacak en son kişiydi. 1964 ve 67 olaylarında Türk köylerini basmasıyla ünlenmişti. Türk toplumu için yolun sonu artık görünmüştü. 15 Temmuz sabahı ben dairemdeyim. Birdenbire silah sesleri. Biraz sonra haberi Rum radyosunu açınız. Rum tarafında darbe var. Ve darbe. Makarios ölmüştür. Nikos Samson yerine gelmiştir. Ey Allah'ım dedim. Yani aman Makarios gitmeseydi dedirteceğin günü de mi yaşatacaktın bize? Nikos Samson gibi deli katil bir adam gelmiş şimdi memleketin başına. Well, my first reaction. İlk tepkim bundan daha kötü birini bulamazlar şeklinde oldu. Adeta Türkiye'ye davetiye çıkarmaktı bu. Bu darbe ve Nikos Samson'un cumhurbaşkanlığına getirilişi Kıbrıs Rumlarını birbirlerine düşürmeye ve kanlı bir hesaplaşmanın başlamasına yol açtı. Asıl arada kalanlar yani Türk toplumu paniğe düştü. Enosis yanlısı gruplar Makarios taraftarlarının işini bitirince sıra mutlaka Türklere gelecekti. Bu olay sonun başlangıcıydı. Satranç oyununda ya Türkiye ya da Yunanistan kazanacaktı. Bu durumu ilk fark eden de Rauf Denktaş oldu. Şimdi ben darbe olur olmaz içte halka Rumlar arası bir işti sakın karışmayın diyorum. Sakın karışmayın. Türkiye'ye devamlı surette mesaj gönderiyorum. Bu son fırsattır, son harekattır. Bunu önlemezsek artık Enosis'i önleyemezsiniz. Muhakkak buna müdahale lazım. Asıl şaşkınlık Ankara'da yaşandı. O sıralarda sadece Denktaş değil, bütün dünya Türkiye'nin tepkisini merak ediyordu. Ankara'da CHP-MSP koalisyonu görev başındaydı. Haber şok etkisi yaptı. Haberi ilk duyan da dışişlerinin en yetkili kişisiydi. Telgraf geldi. Tabii o telgrafın okuyunca hemen mahiyetini yazılı olmamakla birlikte yine de anladık. Çünkü o günlerde Makarios'a karşı bir hükümet darbesinin yapılacağını gösteren işaretler vardı. O sırada Başbakan Bülent Ecevit Ankara dışına seyahate gidiyor. Afyon'a. Ve Esen Boğalan temasa geçmeye çalıştım. Ecevit telefonu aldı. Ben Bülent Ecevit deyince ona tekrar durumu izah ettim. Garantör ülkelerden Yunanistan'ı ve İngiltere'yi. İngiltere'ye gitmek gerektiğini fakat Yunanistan'ın kendisinin garantörlük statüsünü ihlal ettiğini ve bu durumda onun da bir danışma yapılamayacağını binaenaleyh sadece İngiltere'ye gidilmesi gerektiğini söyledim. Ve nitekim o akşam biz Londra'ya hareket ettik. Bildiğiniz gibi İngiliz hükümeti garantör devlet olarak Kıbrıs konusunda istişare teklifimizi kabul etti. Bu istişarenin başbakanlar ve dışişleri bakanları düzeyinde olmasında mutabık kaldık. Onun için Londra'ya gidiyorum. Başbakan Ecevit İngiltere'ye gitmeye karar verdi. Garantör devlet olarak birlikte müdahale edilmesini önerecekti. O sırada da askeri hazırlıklar yapılacaktı. Milli Güvenlik Kurulu ve kabine hemen kararı aldı. İngiltere ile görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa askeri müdahaleden başka çare yoktu. Aynı gece Genelkurmay hazırlıklara başladı.
5 güne ihtiyaç vardı. Şimdi Atil hattı denilen ismi okunan harekat zaten en son şimdi ulaşılan hat nihai hedefti. Tamam. Sonuçta ulaşılacak hedefti. Bu nihai hedefe 5 ile 6 günde ulaşabileceğimizi sanıyorduk. Ve planlar buna göre yapılıyordu. Yapılmıştı. Ankara'da savaş çarkları dönmeye başladığı sırada Avrupa ve Amerika'da kuşku ve kaygı içindeydi. Yunan cuntasının hiçbir dış desteği yoktu. Türkiye'nin bir şeyler yapacağı biliniyordu da ne yapacaktı acaba? Tek kaygı Türkiye'nin askeri müdahalesinin Rusya'yı harekete geçirmesiydi. Washington rahatsızdı. Amerika için Türkiye tepki göstermekte haklıydı. Ancak aynı zamanda Yunanistan'la bir çatışmaya girme olasılığı da vardı. Bizi bu rahatsız ediyordu. Zira iki müttefiğinin çatışması Moskova'ya yarar sağlardı. Oysa o sıralarda Moskova'da tutumunu saptamıştı. Dışişleri Bakanı Gromyko'ya ilk haberi veren de danışmanı Albert Chernyshev olmuştu. Gromyko olağanüstü deneyimli bir devlet adamı ve çok uzun süredir Dışişleri Bakanlığı yaptığı için heyecanlanmadı. Benim anlattıklarımı dinledi ve ilk sorusu ne tepki göstereceğiz oldu. Bizim için Türkiye'nin müdahalesi beklenmedik bir olay değildi. Askerimizin bir bölgeye toplandığını izlemiştik. Göstereceğimiz tepkinin olayın daha ileri gitmesini önleyecek cinsten olması gerekiyordu. Bizim için önemli olan adanın bütünlüğü ve bağımsız, bağlantısız kalmasıydı. Hiçbir zaman bir askeri tepki göstermek aklımızdan geçmedi. Genel konjonktür Yunanistan'ın bu darbe girişimine karşıydı. İbre Türkiye'den yanaydı. Ancak kimse elini ateşe sokmak istemiyor, adeta Türkiye'ye müdahale etmesi için göz kırpılıyordu. Ecevit ile Türk heyeti de Londra'ya indiklerinde aynı yaklaşımla karşılaştılar. Başbakan Harold Wilson ve Dışişleri Bakanı James Callaghan Ecevit'i boş gözlerle dinlediler. Mutlaka bu askeri darbenin sonuçlarının önlenmesi gerekir. Ada halkının, o arada bizi özellikle ilgilendiren Kıbrıslı Türklerin güvenliğinin sağlanması gerekir. Ve Kıbrıslı Türklerin bir denize açılış kapısının güvence olarak bulunması gerekir Türkiye'ye bakan kıyılarda. Bunları sağlamak için birlikte hareket edelim dedik. Sizin yani İngilizlerin orada iki üssünüz var. Birlikte hareket edersek Rumlar da fazla tedirgin olmazlar. Sizi bir güvence olarak görürler. Daha sükunet içinde orada duruma hakim olunur. Ve bu darbenin sonuçları ortadan kaldırılır dedik. Ecevit'in açısından güzel bir teklifti, mantıklıydı. Ancak bizim işimize gelmedi. Hem Yunanistan hem de Kıbrıs hükümetiyle ilişkilerimizi bozacak, hem de Rusların, emperyalist Batı'nın Kıbrıs'ı kolonileştirdiği propagandasıyla karşı karşıya kalacaktık. Teklifi reddettik. Aslında hükümet askerini riske atmak istemedi. Ayrıca müdahaleye katılırsak iki tehlikeyle karşı karşıya kalacaktık. Biri Rumlardan tepki görüp adadaki etkinliğimizi kaybedebilirdik. Diğeri Kıbrıs'ta bataklığa batmak ve bir daha çıkamamaktı. Bundan dolayı Türk önerisini reddettik. Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger Londra'daki bu görüşmelerden anında haberdar ediliyordu. Yanında da 1964'teki ünlü Johnson mektubunun mimarlarından yardımcısı Joseph Sisko bulunuyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Henry dedim, Türkler bu durum karşısında hareketsiz kalamazlar. Üstelik hukuki açıdan da haklılar ve onları durduramayız. Başarı kazanmam imkansız gibi. Beni son derece güç bir göreve yolluyorsun dedim. Sisko özel uçakla Londra'ya yollandı. Washington yine araya giriyordu ancak bu defa farklı bir yaklaşım içindeydi. Sisko, Ecevit'in karşısına oturduğunda reddedilmesi son derece güç bir teklifte bulundu. Ecevit'ten bana 24 ile 48 saat arası zaman vermesini istedim. Yunanistan'a gidecektim. Kabul etti. Bir de ne elde etmek istediklerini sordum. Ecevit, darbe öncesi statükoya geri dönülmesini ve federal tipte yeni bir yapılanma istedi. Benim hedefim kısa vadede bu savaşı durdurmaktı. Yani Atina'ya darbeyle devrilen Makaryos'u yine Samson'un yerine getirmeye ikna için harekete geçtim.
And so he said, okay. Türkiye'yi Londra'da istediğini elde edememişti. Tek başına hareket etmekten başka çaresi yoktu. Ecevit Londra'dan döner dönmez ayağının tozuyla Genelkurmay'a gitti. Hazırlıkların ne durumda olduğunu öğrendi. Son derece güç iki aşamalı bir harekat yapılacaktı. Önce Girne yakınlarında denizden kuvvet çıkarılacak, aynı anda da Beşparmak Dağları'nın Lefkoşe tarafına hava indirme birliği atılacaktı. Bu iki kuvvet birleşip köprü başlarını tutacak, bir cep oluşturacaklardı. İkinci aşamada yeni kuvvetler geldikçe Erenköy ve Magosa'ya doğru Türk Silahlı Kuvvetleri genişleyecekler. 50 yıldır sınırları dışına çıkmamış, savaşmamış bir ordu için cesaret isteyen, risk dolu bir operasyondu. Komutanların kaygısı ise bambaşkaydı. Efendim bir dakika müsaade edin dedim. 7 sene evvel dedim bir başbakan burada bize bir emir verdi. Hazırlık yaptık. Denize çıktık. 4 saat sonra döndük. Döndük. Eğer zatenizle bizi döndürecekseniz ne siz başbakan kalırsınız ne de biz kumandan kalırız dedim. Harekat emrini de vermiştik. Geri dönüş söz konusu değildi. Hele Londra'daki temaslardan hiçbir sonuç alınamayınca adayı askeri harekatta bulunmamız, garantör devlet olarak aday askeri harekatta bulunmamız zorunluydu. Kıbrıs'ta ise Rumlar birbirleriyle kıyasıya çatışıyorlar, Makaryos yanlıları ile darbeciler hesaplaşıyor. Türk toplumu da gözler denizde, kulaklar radyoda Türkiye'den gelecek haberi bekliyordu. Türkiye'nin Lefkoşa'daki büyükelçisi Ankara'daki gelişmeleri ilk hisseden kişi oldu. Biz hemen her gün Ankara'yı haberdar ediyorduk ve oradan gelen mesajlarda bilhassa 16'sından itibaren 17'sinde öğleden sonra filan yatıştırıcı çok gerekenler yapılacaktır şeklinde bazı yatıştırıcı cümlelerin içerisinde gizli ifadeler kullanılmaya başlandı ki o bizi biraz rahatlattı. Fakat bu rahatlama Büyükelçilik'te ve bize yakın olan kuruluşlarda daha çoktu ama halka intikali biraz zordu çünkü kapanmışlardı. Eski tecrübelerin ve acı günlerin etkisi altında sokaklarda pek insan yoktu. Bir kamuoyu oluşması imkanı hemen hemen ortadan kalktı. Olası bir Türk müdahalesine asıl inanmayanlar Rumlar ve Yunanlılardı. Bundan önceki iki defa müdahale için gemilere binip inen Türk ordusunun yine blöf yaptığı sanılıyordu. Rum radyosu sık sık aynı şarkıyı çalıyordu. Bekledim de gelmedi. Yunanlılar da kendilerinden emindiler. Washington'un temsilcisi Joseph Sisko, Atina'da saatlerce bekletildikten sonra junta'nın lideri Ioannides ile buluşabildi. Türkleri bu defa 1964'teki gibi durduramayacağımızı, çok kararlı olduklarını, Makaryos'un geri getirilmesi gerektiğini söyledim. Kabul etmedi. Sembolik jestlerden söz etti. Türkiye'nin askeri bir müdahalede bulunabileceğine inanmadığı izlenimiyle ve elim boş olarak Ankara'ya döndü. Donanma artık Mersin Limanı'ndan ayrılmış ve geri sayım başlamıştı. Harekat planlarına göre müdahalenin başlangıç saati sabah 05 idi. İlk Türk gemisinin adaya kapak atmasına tam 7 saat kalmıştı. Oysa Joseph Sisko hala Atina'dan geri dönmemişti. Gerilim giderek artıyordu. Gecikmişti gelmesi. Kendisiyle ancak 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece yarısından sonra burada başbakanlıkta bir araya geldik. Müzik
İngiltere ve Amerika tüm gözleme uydularını ve dinleme aletlerini bölgeye yönlendirmiş, Türk ordusunun hareketini adım adım izliyordu. Son bilgi, İngiliz Orta Doğu Kuvvetleri Komutanı ve İngiliz Üsleri Valisi Sir John Aiken'a geldi. This is very interesting because Türkiye ile Kıbrıs arasında dolaşan Nimrut adlı uçaklarımız vardı. Ayrıca nükleer bombardıman uçağı Vulkanları da çıkartmıştık. Bunların çok hassas radarları vardır. Her iki uçaktan gelen bilgilerle Türkiye'deki faaliyetin arttığını, çıkartma gemilerinin hazırlandığını anladık. Biz müdahale olacağını ve bunun 21 Temmuz Pazar günü olacağını sanıyorduk. 19'u Cuma gecesi çok geç saatlerde nöbetçi subay aradı ve Türklerin çıkartmayı yarın yapacakları anlaşılıyor dedi. Bu doğruymuş. Rauf Denktaş yavaş yavaş ümitsizliğe düşer gibi olmuştu. Türkiye yine gelmeyecekti galiba. Oysa Ankara'dan kodlu bir mesaj Lefkoşa'daki Büyükelçiliğe o saatlerde yollanmıştı. Benim harekatla ilgili olarak aldığım mesaj öğle üzeriydi. Ve bu mesajda harekat hakkında çok kısa bilgi verilmekteydi. Denktaş Bey'i Büyükelçiliğe çağırdık. Zaten bütün hareketlerimizi an be an takip eden Denktaş Bey daha belki de o daveti aldığı anda ne gibi bir haber çıkacağını tahmin etmiş olabilir. Ama her halükarda geldiğinde durumu anlatınca ağlaşmalar oldu. Birbirimize sarıldık, kutladık. Efendim, yani insana o an Karun'un servetini verseler, en büyük piyango çıktı deseler, ne deseler, bu kadar sevinemez insan. Sarıldık, öpüştük, ağladık. Rauf Denktaş'ın ilk işi en yakın arkadaşlarını çağırıp hazırlıkları başlatmak oldu. Ancak bu büyük sırrın 6-7 saat daha saklanması gerekiyordu. Bir duyulursa Türkiye büyük kayıplar verebilirdi. Her şey kaybedilirdi. Söyler söylemez, ha eve gideyim de geleyim. Yok arkadaş, ben yetiştim attım bunu ağzımdan, eve gideyim. Telefon edeyim. Hayır, ben ederek telefonu. Evlerine ben telefon ettim. Burada toplantı halindeyiz, gelmeyecekler, beklemeyin, yiyin için yatın. Bu gece biz buradayız diye. Gece yarısına doğru daha evvelden bütün talimatları hazırlayıp Kıbrıs'a göndermemiz gerekiyordu. Çünkü aksi takdirde zaman yoktu. Ne yapacağını, ne şekilde hareket edeceklerini tabii Kıbrıs'a bildirmemiz gerekiyordu. Onun üzerine bütün şifreleri hazırladım, talimatları hazırladım. Ertesi günün şifresiyle kapattırdım, saklamaya başladım. Atina'dan beklenen mesajının gelişi gece yarısından sonrasını buldu. Joseph Sisko, Yunan cuntasından pek bir şey elde edememişti. Zira Yunanlılar Türkiye'nin bir askeri müdahale yapabileceğine inanmıyorlardı. Amerikalıların işi abarttıklarını, oyun oynadıklarını sanmışlardı. Ecevit sonunda dayanamadı. Karşısında oturan Joseph Sisko'ya döndü. Dedim ki ben artık daha fazla da görüşmelere uzatamazdık. Çünkü askeri harekat başlamış veya başlamak üzereydi. Dedim bundan önceki bu tatsız olaylarda Kıbrıs'taki Rum soykırım girişimleri karşısında biz sizin sözünüzü dinledik ama sonuç ortada. Ortaya çıkan sonuç ne Türkiye için, ne Kıbrıs'ı Türkler, ne Kıbrıs'ı Rumlar, ne de Yunanistan için huzur verici sonuçlar değil. Onun için şimdiye kadar sizi dinledik ama bundan sonra sizi dinlemeyeceğiz dedim. Bu sözleri söyleyince kararın alındığını ve harekatın birkaç saat içinde başlayacağını anladım. Muazzam bir heyecan yaşanıyordu. 1964'teki Johnson mektubu başkaydı, 1974'teki durum bambaşkaydı ve Amerika Türkiye'yi durduramayacak bir konumdaydı. Yani ne demek istiyorsunuz, harekata kararlı mısınız dedi, evet kararlıyız dedim. Ne zaman dedi, saatime baktım şu sıralarda başlamış olmalı dedim. Tabii çok bozuldu, beti benzi soldu.
O zaman siz hava alanlarını da kapatırsınız. Ben bir an önce gideyim dedi. İyi olur, daha güzel günlerde sizi bekleriz dedim. Doğruca uçağa gittim ve özel telefondan Dışişleri Bakanı Kissinger'ı aradım. Henry dedim, başaramadım. Türkler adaya çıkmak üzereler. Henry bana hemen Atina'ya gitmemi söyledi. Amaç olası bir Türk-Yunan savaşını önlemekti. Artık yeni bir görev almıştım. Sisko'nun uçağı hareketlenir hareketlenmez Türkiye hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. Bu, Türkiye'nin savaşa girdiğinin en belirgin işaretiydi. Aynı saatlerde 5 muhrip, 4 denizaltı, 5 koruma hücum botu ve 31 çıkartma gemisi içindeki 2000'e yakın asker alacakaranlıkta Kıbrıs'ın sahillerini gördüler. Muhriplerdeki toplar hedeflerine döndü. Artık geri dönüş yoktu. Kıbrıs'ta sabahın 5'i olmuştu. Türk askeri çıkartmaya başlamalıydı. Kıbrıs Türk Radyosu bugün bangır bangır yayına geçti. Rauf Denktaş'ın müjdeyi veren mesajı yayınlanıyordu. Her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Adanız mutlu olsun. Adanın dört bir tarafından çıkıyor. Beklediğimiz gün geldi. Bekliyoruz. Gelen yok. Giden yok. Hey Allah'ım. Gene mi döndüler geri? Bir sıkıntı. Denktaş ve tüm Türk toplumunun sıkıntısı her geçen dakika biraz daha artıyordu. Türk askeri harekatından ne bir ses ne bir nefes. Bir saat geçti, hala yok. Sonunda nasıl bir büyük hata işlendiği anlaşılıverdi. Kıbrıs ile Türkiye arasında bir saat fark olduğunu kimse hesaplayamamıştı. Türkiye saati 5 demediler ki biz burada bir saat sonra olacağını bilelim. Efendim. Saat 5'te gelecek deyince insan 5'te geleceğim dersen benim saatimle geleceksin herhalde değil mi? O bir saati ter dökerek bekledik. Allah'tan o bile Rum'u alarme etti ama fazla bir şey de yapmadılar. Bu hata binlerce askerin hayatına mal olabilirdi. Rumlar o kadar kendi iç kavgalarına dalmışlardı ki Türkiye'nin eskiden geri dönüşlerini tekrarlayacağına, blef yaptığına o kadar inanmışlardı ki bunu da ciddiye almadılar. İlk ateşi başlatan Kocatepe Muharebi'ydi. Birdenbire derinden derine top sesleri gelmeye başladı. Denizden bombardıman başladı. Biraz arkasından bu yine dağlarının bu tarafından yönünden Dakotalar göründü, paraşütler düşmeye başladı. Etrafımdaki insanlar yerlere kapandı, hepimiz yere kapandık. Toprağı öptük, asfaltı öptük. Denizde ise fırtına vardı. Küçücük bir plaja çıkartma yapılması gerekiyordu. Amfibik alaya bağlı çıkartma gemileri kapaklarını ancak 8.30'da atabildiler. Genelkurmay en güç ancak en etkili yöntemi seçmişti. İlk aşamada 3 koldan, hava, kara ve denizden 8000 askeri adaya çıkartmaya çalışıyordu. İşi güçleştiren Girne kıyısı ile Lefkoşe arasındaki dik, zor geçit veren 5 parmak dağlarıydı. Plana göre 3 koldan harekete geçilmişti. Denizden çıkanlar Girne civarındaki köprü başlarını tutuyor ve arkadan gelenlerin güvenliğini sağlıyorlardı. Aynı anda Beşparmak Dağları'nın yanı başındaki Boğaz bölgesine helikopterlerle komandolar indirildi. Bunların görevi dağlardaki Rum direnişini kırmak ve denizden gelen piyadeye yol açmaktı. Üçüncü kol ise Lefkoşa yakınlarına atılan hava indirme birliğiydi. Amaç denizden gelen piyade ile havadan atılan paraşütçü birliklerinin birleşip kıskacı kapatmaları.
ve güvenlikli bir cep oluşturmak, bir köprü tutmaktı. Havadan ve denizden yapılan bombardımanda operasyonu rahatlatmak ve direnç noktalarını yok etmek için sürekli devam ettiriliyordu. İlk aşamada adaya gönderilebilen asker sayısı az, görev ise büyüktü. Türkiye'nin o günkü olanakları ancak bu kadarına imkan veriyordu. Beşparmak Dağları bizim uçaklar tarafından devamlı gündüz vakti bombalanıyor ve yanmış bir takım kül içinde bir dağdasınız yani, düşünün. Ve devamlı sabah akşam bir görmediğiniz bir düşmanla harp ediyorsunuz. O sizi atıyor, siz ona ateş ediyorsunuz ve bu böyle bütün gün devam ediyor. Denizden çıkanlara dağdan ateş ediliyor. Bizim onları temizlememiz lazım. Dağın arkasından gelip denizdeki arkadaşlarımızdan buluşacağız. Bir kısımda Boğaz denilen doğru yoldan gitti. Fakat biz dağdan, dağı temizlememiz lazım ki denizden gelen arkadaşlar şeyle karşılaşmasın güçlükle diye. Bir 5 gün, 6 gün veya bir hafta o dağlarda kaldık ve her saniyesi bir çatışma vardı. Türkiye'nin Kıbrıs'taki en büyük avantajı Yunan Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a kadar gelip geri dönme gücünün bulunmamasıydı. Yani menzillerinin dar olmasıydı. Bundan dolayı Türk Hava Kuvvetleri tüm havaya hakimdi. Ancak o ilk saatlerdeki en büyük kaygı Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmasıydı. Tüm önlemler alınmış, nefesler tutulmuş Yunan uçaklarının radarlarda görüneceği an bekleniyordu. Oysa Atina'da bambaşka bir kargaşa yaşanıyordu. Interesting enough, a group of military leaders, but no Ioannidis in that group. No Ioannidis. Sabaha karşı Atina'ya indim. Türk harekatı duyulmuştu. Yine askeri liderlerle toplandık. Ancak bu defa Ioannidis aralarında değildi. Bir şeylerin değiştiğini anladım. Masanın etrafındaki generaller bana kendilerinin de müdahale edeceklerini anlatıyordu. Yapamazsınız dedim. Amerikan istihbarat ve askeri değerlendirmelerini önlerine koydum. Ve Türkiye sizden çok daha güçlü. Eğer savaşa kalkışırsanız yenilirsiniz dedim. Amerika olarak da iki müttefiğin savaşmasını ve Ruslara imkan hazırlamanızı istemiyoruz dedim. Yunan cuntası işte bu sözlerle birlikte biraz daha çöktü. Aralarındaki bölünme daha da arttı. Başlıca nedeni de Yunan askerinin hiçbir hazırlığı olmadığının birdenbire anlaşılıvermesiydi. Sefaretteki arkadaşlardan duyduğum, zaten herhangi bir endişeli haber olduğu zaman özellikle bakkal dükkanlarına gidip ne var ne yok topluyorlar. They were divided. And therefore there was no one who could... Yunan hükümeti adına konuşacak kimse yoktu. 12 saat boyunca Yunan Genelkurmay'ını aradım. Hiç kimse yetki sahibi değildi. Sonunda Bonoros adında bir amiral, ben hükümet adına konuşabilirim. Yunanistan Türkiye'ye karşı savaş açmayacaktır dedi. İşte Amerika açısından büyük tehlike atlatılmıştı. Yunan askeri cuntası ülkeyi kargaşadan kurtaracağız diye 7 yıl boyunca her türlü sert tedbiri almış, ancak ülkeyi aynı oranda da zayıflatmıştı. Yapılması gerekenin tam aksini yaptılar. Silahlı kuvvetleri mahvetmişlerdi. Seferberlik ilan ettiler. Tam anlamıyla kargaşaydı. Tam bir felaket yaşadık. Anlaşılır gibi değil. Oysa bunlar profesyonel askerlerdi. Bu işleri bilmeleri gerekirdi. Meğer amatörden beterlermiş. Çok geç ilan ettiler harekatı sabah. Saat 5'te falan başladı harekat. Ona doğru ilan ettiler. Sonra da seferberlik ilan ettiler. Herhalde seferberliğe hazırlıklı olmadıkları için başarılı bir seferberlik yapıldı denemez. Şeylere gidenlerin, askerlik dairelerine gidenlerin pek çoğunun geri yollandığını duyduk. Halkın herhalde büyük ölçüde ne bir savaşı düşündükleri ne de çok fazla bu konuyla ilgilendikleri söylenemezdi.
bu ilgiyi gösteren Atina'da yaşayan Kıbrıslılardı. Akşam üstüne doğru Yunanistan'ın seyirci kalacağı anlaşıldı. Junta çökmüş, iç kargaşa ülkenin elini kolunu bağlamıştı. Türkiye'nin bu ilk askeri müdahalesi dünya basınında genelde anlayışla karşılandı. Yunan cuntası ve Makaryos'a karşı darbe yapılması o kadar tepki yaratmıştı ki Türkiye yanlışı düzelten taraf muamelesi görüyordu. Olay yine de bütün dünyayı sarsmaya yetmişti. Kocatepe muhribi ilk ateşe başladığı andan 10 dakika sonra İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Londra'da telefonu çaldı. Sabahın 4'üydü, uyuyordum. Telefonun öbür ucunda Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger vardı. Hemen harekete geçmemiz gerektiğini söylüyordu. Derhal bakanlığı aradım ve araba yollamalarını söyledim. Ancak kaybedecek zaman yoktu. Hemen sokağa fırladım. Sokaklar bomboştu. Bir ekmekçi kamyonuyla karşılaştım. Başka şansım yoktu. Beni tanıdınız mı dedim. Hiç unutmam. Adam tuhaf tuhaf suratıma baktı. İnanamamıştı. Lütfen beni acele bakanlığa götürür müsünüz diye sordum. Şaşırmıştı. Peki atla dedi. Türk Savaşı'nı izleyebilmek için bir ekmekçi arabasıyla bakanlığın kapısına gelişimi ve kapıdakilerin bana garip bakışlarını hiç unutamam. Harekatın daha ilk 12 saati bile dolmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı ve ateşkes kararı aldı. Her olayda yapılan da buydu. Ancak bu defakinin en büyük sakıncası Türk harekatının daha ilk günden itibaren gecikme işaretleri vermesiydi. Raif, Allah rahmet eylesin oğlumu, bir ara bana geldi. Dedi ki baba, ben Rumca bilmem ama bilenler Rum radyosunu dinliyor, devamlı bir moral bozukluğu başladı. Türk askeri gelsin bir gösterin, bu durumları aksi takdirde çözülecek. Raif paniğe kapılan bir çocuk değildi. Bu konularda çok metindi, cesurdu. Onun bana gelip bunu söylemesi beni alarma etti. Derhal bayraktarlık vasıtasıyla kol ordu karargahına ulaştık. Ve kendilerine bu haberi verdim. Dedim ki bana acele 5-10 tane asker gönderin. Alayım bir geçireyim buradan. Olur mu şimdi bu sırası falan? Efendim sırası buradan hudut çökecek. Lütfen. Biraz sonra 10 tane asker geldi. Yani çocuklar herhalde deniz yolunda uyumamışlar, çıkmışlar savaşarak. Boğaz'a kadar intikal eden grubun içinden geldiler. Bu Erm Caddesi denilen şeyden. Merhaba arkadaşlar, biz buradayız. Merhaba arkadaşlar, biz buradayız. Bir heyecan, bir yaylım ateşi Rum tarafına. Herkes rahat etti. Biz bunu başardık ya, oh derken bir haber daha. Hani ya, tanklar nerede? Tankla görelim. Yapmayın, Allah için olsun, daha tanklar intikal etmemiş. Bir gece sonra gelebildiler şey tarafına. Ertesi günde tankların resimleri var burada. Mehmetçikler, mermi tarlatı, kadınlar, çocuklar gelmiş. Büyük bir heyecan. Denizde fırtına vardı. Çıkartma gemileri ancak 6 ile 10 mil arasında seyredebiliyorlardı. Türkiye'ye dönüp yeni asker, tank ve zırhlı araç getirmeleri 13 saat sürüyordu. İkinci dalga takviye hala ortalarda yoktu. Üstelik denizden çıkanlarla havadan inenler de bir türlü birleşememişlerdi. Beş parmak dağları geçit vermiyordu. Asker ve silah yetersiz kalmış, ülkenin tüm olanakları kullanılmış ancak bu kadar takviye gerçekleştirilebilmişti. 5 gün sürecek olan harekat açıkça gecikiyordu. Aynı gün sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunlaşan garip bazı haberler akşamüstü talihsiz bir kazaya dönüştü.
çeşitli kaynaklardan gelen bu haberler bir Yunan konvoyunun Kıbrıs'a doğru ilerlediğini bildiriyordu. Böyle bir takviyenin gelmesi harekatı çok zorlaştıracaktı. Genelkurmay'da yapılan hesaplara göre de bu Yunan konvoyunun akşama doğru Kıbrıs açıklarına varacağı anlaşılmıştı. Harekat riske atılamazdı. Türk Hava Kuvvetlerine Kıbrıs açıklarındaki Yunan konvoyunu vurma emri verilmişti. Onlar da görevlerini yerine getiriyorlardı. Ancak ortada bir gariplik de vardı. Aşağıdaki gemilerden telsiz vasıtasıyla Türkçe "Yapmayın, vurmayın, biz Türk'üz." bağırışlarını duyuyorlardı. Kuşkulandılar. Ancak emirlere uymak zorundaydılar. 4 tane uçak göründü bizim üzerimizde. Biz Türk, Yunan, Amerikan derken bizi bombardıman etmeye başladılar. 4 tane uçak. Makineli tüfekle taradılar bizi. Yani biz bakıyorduk kaportalardan böyle. Makineli tüfekle taradılar. O kadar alçaldı yani. Üzerimizde belki 8-10 metre yükseklikte biz uçakları görüyorduk. Artık uzun menzilli bombardımanı bıraktılar, yakınlaştılar. Bir taraftan gemi yanıyordu, almış olduğu mermi darbeleriyle. Bir taraftan da su alıyordu. Sonunda Kocatepe terk edildi. Bütün vanaları açıldı, bir an önce batması için tedbirler alındı. Ancak gemi bir türlü batmıyordu. Mürettebat şişme botlarda kurtarılacakları anı bekliyor, gemi de yavaş yavaş Rum sahillerine doğru sürükleniyordu. Korku, Kocatepe'nin batmadan Rumların eline geçmesiydi. Yani biz terk ettikten 5,5 saat sonra gemi infilak etti. Gemi, yani biz gördük geminin infilak edişini. Sonunda Kocatepe yavaş yavaş batarken Türk denizcilerini taşıyan botlar da artık dağılmaya başlamıştı. Bütün gelişmeleri, konuşmaları en ayrıntısına kadar dinleyen tabii başka kulaklar da vardı. Kocatepe olayını hem gördük hem duyduk. Özür dilerim ancak durum hepimizi güldürdü. Bombalayan uçaklarla gemidekilerin konuşmaları çok komikti. Ne olduğunu biliyorduk ancak yapacak bir şeyimiz yoktu. Harekatın üçüncü gününde nihayet beklenen gerçekleşti. Denizden Girne üzerinden gelen piyade birlikleriyle paraşütçü kuvvetler, komandolar birleşebildiler. Beşparmak dağlarını adeta her mağarasını temizleyerek güvenceye aldılar. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin üstündeki siyasi baskılar da artmıştı. Bir an önce ateşin kesilmesi için en önde Washington, ardından da bütün Avrupa ülkeleri bastırıyorlardı. Dışişleri Bakanı Kissinger 24 saat içinde tam 16 defa Başbakan Ecevit'i arar olmuştu. Türkiye ise adada varması gereken hedeflere henüz ulaşamamıştı. Birleşmiş Milletler'den derhal askeri ateşkes kararı geldi. Biz de Birleşmiş Milletleri ve o arada Kissinger'i sürekli oyalamak zorunda kaldık. Ancak Washington'un siyasi baskısı dayanılmaz noktaya gelmişti. Harekatın üçüncü gününe girilmiş, adaya sadece 8000 asker gönderilebilmişti. İkinci, üçüncü dalga takviye, yani asker ve zırhlı asker o gün akşamüstü ancak adaya ulaşabilecekti. Kissinger'in son telefonu Amerika'nın duruma nasıl hakim olduğunu, her şeyi nasıl anında görüp duyabildiğinin en ilginç işaretiydi. Biz kendimiz bir gün ve saat belirledik. Şu güne, şu saate kadar bu ikmal görevimizi yerine getirmiş olacağız diye. Kissinger benim mütemadiyen sıkıştırıyordu. Bir sefer dedi ki, anlaşılan uzaydan yine havadan elde ettikleri gözlemlere dayanarak, sizi anlıyorum dedi. Siz şu saate kadar bir takım şeyler, hazırlıklar yapmak durumundasınız. Fakat hiç değilse o saat, ki bizim belirlediğimiz saatti, onu söyledi. O saatte artık daha fazla oyalamayın bizi dedi. Ben de peki dedim, zaten hazırlıklıydık. Türkiye ateşkesi üçüncü gün yerel saatle 17'de kabul etti. Güvenceye alınan bölge küçücük bir cepten ibaretti.
aslında son derece tehlikeli bir durum vardı ortada. Bunlar her an ani bir saldırıyla ağır zayiat verdirebilirlerdi. Ancak başka çare de yoktu. Ateşkes reddedilse bile tüm hedeflere varabilmek için gereken asker ve donanımın adaya getirilmesi günler sürecekti. Zaten ilk planlara göre de harekat iki aşamalı öngörülmüştü. Önce çıkılıp köprü başı tutulacak, ardından durup bir nefes alınacak, takviye tamamlanınca ikinci harekat başlayacaktı. Saatler buna göre ayarlanmıştı. Bu çok riskli bir işti. Zira ateşkesle birlikte bütün tarafların Cenevre'de toplanıp bir çözüm aramaları kararlaştırılmıştı. Ya Cenevre'de diplomasi bataklığına sıkışıp kalınırsa ne olacaktı? Zira adanın dört bir yanına dağılmış olan binlerce Türk ele geçirilen bu küçücük bölgenin dışında kalmışlar ve şimdiden bütün adadan imdat çığlıkları duyulmaya başlamıştı. Ankara kumar oynamaya zorlanıyordu adeta. Nitekim kısa bir süre sonra korkulan başa geldi. Arka planda Amerika, ön planda ise İngiltere vardı. Yer Cenevre olacaktı. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Türkiye, Yunanistan ve garantör ülke olarak da İngiltere derhal buluşacaklardı. Ancak ertesi gün 23 Temmuz günü birdenbire her şey değişiverdi. Türkiye'nin askeri müdahalesini yarattığı deprem iki sacayağını yerle bir etti. Kıbrıs'taki darbenin bayraktarlığını yapan Samson dayanamayacağını anladı ve kaçtı. Yerine Makaryos'un sağ kolu Klerides geçti. Atina'da da junta adeta kendiliğinden düşüverdi. 23 Temmuz'u 24'e bağlayan gece o ana kadar kimselerin çıkamadığı sokaklar aniden doldu. Karamanlis'in Atina'ya girişi muhteşem oldu. Yunan halkının junta'ya tepkisi büyüktü. Türkiye ile savaşa girme kabusu ve bu korkudan kurtulan halk Karamanlis'i kurtarıcı olarak adeta bağrına bastı. Karamanlis sabaha karşı geldi. Sabaha karşı bir saatte geldi. Herhalde gece yarısından sonraydı. İşte hava meydanından şehre kadar olan yolun iki tarafını halk doldurmuştu. Onun arasından geçerek. Biz televizyonla seyrettik. Onların arasından geçerek geldi. Normal bizim 20-25 dakikada gittiğimiz yolu 2 saatte fazla bir süre sürdü gelmesi. Geldi, hemen yemin etti ve başbakanlığı aldı üstüne. Başbakan Ecevit'ti o zaman. Ecevit'ten Karamanlis'e bir mesaj geldi. Bu mesajı ertesi günü götürüp kendisine verdi. Zaten ertesi gün olmuştu geldiği zaman, yani gece yarısını geçtikten sonra geldiği için. Geldiği gün verdim demek belki daha doğru olur. Zannediyorum benlerin evvel kimsenin bir konuşması olmadı. Zaten o zaman daha henüz bürosu dahi yoktu. Otelde gittim, gördüm kendisini. Otelde kaldığı odada. Bu gelişmeler o ana kadar Türkiye'den yana esen rüzgarları da birdenbire değiştiriverdi. Batı dünyası için Yunanistan'a demokrasi gelmişti ve darbe bertaraf edilmişti. Yunan cuntası kovulmuştu. Yasal hükümet geri dönmüştü. Sorumlular cezalandırılmıştı. Yani artık askeri harekata, Kıbrıs'a müdahaleye gerek kalmamıştı. Türk ordusu geri çekilmeliydi. Müdahalenin temelindeki nedenleri, eski olayları herkes unutuvermişti. Batı için artık önemli olan Yunanistan'daki demokrasiydi. Yani Karamanlis'ti. My policy was quite clear. Benim politikam son derece açıktı. Yunanistan'da demokratik bir hükümet kurulmuştu. Bu son derece önemliydi. Karamanlis hükümetini desteklememiz gerekliydi. Yunan kamuoyu heyecan içindeydi. Beklentilerini hemen karşılayamayacağımızı bildiğim için onlara zaman kazandırmaya çalıştım. Yeni hükümetin duruma hakim olması için vakte ihtiyaç vardı. Batı'nın önceliği artık değişmişti. Şimdi ne yapıp edip Karamanlis'i güç duruma sokmayacak formüller bulunmalıydı. Kıbrıs harekatına seyirci kalan Yunanistan yeni bir harekatla karşı karşıya gelmemeliydi. Bu dosya kapatılmalıydı.
Zira yeni iktidara gelmiş olan Karamanlis'in ikinci bir Türk askeri harekatına seyirci kalması Yunanistan'ı tekrar karıştıracak ve darbecilerin belki de geri gelmelerine sebep olabilecekti. İşte 25 Temmuz günü Cenevre'de birinci konferans açılırken her tarafın ayrı bir beklentisi vardı. Yeni Yunan hükümeti mümkünse Türkiye'yi adadan çıkartmak. Eğer bu mümkün değilse ateşkese rağmen devam eden Türk askeri takviyesinin durdurulmasını sağlamak ve Türk ordusunun bulunduğu küçük cebin içine hapsetmekti. Türkiye için ise aksine ya nihai bir çözüm bulunmalı ya da adadaki bütün Türkleri güvence altında yaşatacak geniş bir toprak parçasına kavuşulmalıydı. Konseyin ateşkes kararının tarihinde neredeysek orada durmayız. Biz çünkü buraya Türkleri kurtarmaya gittik. Bir katliam cereyan etmektedir. Bütün Türk köyleri Ayoka tarafından sarılmıştır. Onun için bu durum ortadan kalkıncaya kadar Türk askeri ilerleyecektir. Bu durum ortadan kalktığı zaman biz ateşkesi imzalarız ve ateşkes ancak imzaladığımız anda ki mevzilerde yürürlüğe girmiş olur dedik. Cenevre'de 6 gün boyunca tam bir sağırlar diyaloğu yaşandı. Bütün dünya basını konferansı izliyor ve Karamanlis'in geri dönüşünün yarattığı hava içinde Türkiye'yi başta alkışlayan uluslararası medya şimdi eleştiri oklarını çıkarıyordu. İçeride ise Türk Dışişleri Bakanı Turan Güneş ile Yunanlı Dışişleri Bakanı Mavros arasında bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yaşanıyordu. Bütün bunların arasında da İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan hafif şaşkın şekilde bu Türk-Yunan kavgasını izliyordu. Her iki bakanın iki farklı tutumu vardı. Müzakere masasında Güneş kimseyi umursamıyor, aynı sözleri hiç değiştirmeden defalarca tekrarlıyordu. Mavros ise çok çabuk heyecanlanıyor. Şimdi bu toplantıyı bırakıp giderim, ben buraya hakaret dinlemeye gelmedim. Küçük düşürülmekten hoşlanmam diye bağırıyordu. Sürekli sinirliydi. Ben de bu iki insan arasında oturuyordum ve her ikisinden de hakaret yiyordum. Tabii bu işin bir yanı. Aynı üçlü Cenevre'nin sıcak ortamında oturup yemek yediğimizde sanki bambaşka insanlar oluyorlardı. İki eski dostun önemsiz sorunları tartışmasını andırır şekilde konuşurlardı. Ben de her defasında kendimi çok eskilere dayanan bir aile kavgasının arasına girmeye çalışan bir insan gibi hissederdim. Her biri diğerinin nereye kadar gidebileceğini biliyordu. Ben kimdim, orada ne arıyordum? Türkler ve Yunanlılar adayı yüzyıllardır idare etmişlerdi. Bizse bu çok eski aile kavgasının içine yeni girmiştik. İşin inceliklerini, nüanslarını bilmemize imkan yoktu. Cenevre Konferansı 30 Temmuz'a kadar irili ufaklı krizlerle sürdü. Sonuna yaklaşılırken Türkiye ortaya bir öneri attı. Kıbrıs'ta biri Rum, diğeri Türk toplumları olmak üzere iki özerk idarenin bulunduğunun resmen kabul edilmesini istedi. Türk toplumunun varlığı Yunanlılar tarafından mutlaka kabul edildi. Mavros zaten fevri bir adamdı, çok sinirli bir adamdı. Elini masaya vurdu. İşte onun üzerine de Turan Güneş de elini masaya falan vurmadan ona doğru uzandı ve böyle bir panter bakışıyla bir Türk de başka türlü düşünemez dedi. ...30 Temmuz deklarasyonunda Yunanlılar Türk varlığını kabul ederek imzaladılar. Bir hafta sonra 8 Ağustos'ta yeniden buluşmaya karar verildi. Ancak bu defa Türk ve Rum liderler de katılacaklar ve temele inen bir çözüm aranacaktı. Heyetler Cenevre'den ayrılırken herkes ayrı ayrı nedenlerden dolayı memnundu. Kıbrıs'taki durum ise daha gerginleşmişti. Türkiye geçen bu süre içinde takviyesini tamamlamış, lojistik ihtiyaçlarını karşılamıştı. 30 bin asker, 120 tank, 100'e yakın zırhlı araç, gereken cephane, yakıt ve yiyecek yığılmıştı. Şimdi asıl sorun, böylesine küçük bir bölgeye, böylesine büyük bir kuvvetin yığılmasıydı. Yunanlılardan gelecek bir hava saldırısı büyük kayıplara yol açabilirdi.
Heyetler tekrar 8 Ağustos günü Cenevre'ye inerlerken Türk Genelkurmayı sabırsızlanıyordu. Bir an önce bir çözüm bulunmalı ve bu alan genişletilmeliydi. Aksi halde Türk ordusu burada tutulamazdı. Yani ya nihai çözüm Türklere tahsis edilecek toprağın genişletilmesi veya harekatın devamı. Kendi birliklerimizin ve Kıbrıslı Türklerin güvenliği açısından, çünkü Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmı da Rum kesiminde, Rumların denetimi altındaki kesimlerdeydiler. Bizim onların güvenliğiyle ilgili beklentilerimizden hiçbiri yerine getirilmedi. Çepeçevre sarılmış durumdaydık. Buna uzun süre tahammül edebilmemiz mümkün değildi kendi güvenliğimiz, Türklerin güvenliği ve birliklerimizin güvenliği açısından. Konferans beşli başladı ve yine Sağırlar diyaloğuna dönüverdi. Sabahlara kadar süren oturumlar yapılıyor ve hiçbir sonuç çıkmıyordu. Oysa Kıbrıs'taki gerçekleri gören, Türkiye'nin ikinci bir askeri harekata başlayabileceğini hisseden diğer ülke sadece Amerika'ydı. Pentagon gelişmeleri uyduları aracılığıyla izlemiş ve Türk askerinin yığılmasının altında neyin yattığını da siyasi otoriteye rapor etmişti. Adadan gelen haberler Türkiye'nin ikinci harekata başlayacağını gösteriyordu. İngiliz Dışişleri Bakanı Callahan hemen harekete geçti. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün emrine 8 bin yeni İngiliz askeri tahsis etti. Amacı bu askerleri Türk ordusunun etrafına dizip kımıldamalarını önlemekti. Adeta bulundukları yerde hapsedileceklerdi. Callahan'ın tek koşulu Amerikan askerinin de bu kuvvete katılmasıydı. Türk ordusunun etrafına dizeceğimiz barış gücüne Amerikalıların da katılması çok etkin ortak bir uyarı olacaktı. Yakınlarda bir uçak gemileri de vardı. Türkler belki İngilizleri umursamazlarsa karşılarında Amerikalıları görünce yeni bir harekattan cayabilirlerdi. Callaghan'ın isteği Amerikalıları daha fazla işin içine sokmak ve Kissinger'a baskı yapıp Ankara'yı durdurmasını sağlamaktı. Konferans salonunda heyetler tartışırken asıl pazarlık başka yerlerde yapılıyordu. Londra ile Washington arasındaki gizli görüşmeler Kıbrıs'ın ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğini çiziyordu. Amerikan Dışişleri Bakanı Kissinger, İngiliz meslektaşı Callahan'ın önerisini kabul ettiği anda Türk askeri bulunduğu yerde çakılacak ve kıpırdayamayacaktı. Sonunda Washington'un mesajı Cenevre'deki İngiliz bakana ulaştı. Hayır dedik. Biz Türkiye'ye karşı böyle bir planın içinde görünemezdik. Kissinger reddetti. Callaghan büyük bir hayal kırıklığı duydu. Kendini ihanete uğramış gibi hissetti. Kissinger için Türkiye'nin önemi Sovyetler Birliği karşısında bir kalkan olmasından kaynaklanıyordu. Bence Henry Kissinger, Türkiye'nin NATO içindeki yerine daha büyük önem verdi. Böyle bir ortak harekatın ittifaka büyük zarar vereceğini düşündü. Bense farklı düşünüyordum. Birleşmiş Milletler yasası çiğnenmişti. Bir İngiliz toplulukları üyesi işgal edilmişti. Bunlar bence daha önemliydi. Aramızdaki bakış farkı buydu ve bu farkı çözemedik. Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir harekata girmesi söz konusu olamazdı. Üstelik Yunan ordusu kargaşa içindeydi. Ne tekrar darbe yapabilir ne de Türkiye'ye saldırabilirdi. Türkiye'ye saldıramayacaklarını daha ilk harekatta açıkça görmüştük. Yani Türkiye'nin ikinci bir harekata geçmesi çok büyük sorun yaratmazdı. Henry reddetti. Konferans salonu kaynıyor, oysa gerçekleri çok az kişi biliyordu. Hele Yunan ve Kıbrıs Rum heyetleri tam bir karanlık içindeydiler. Çiçeği burnundaki başkan Glafkos Klerides, Cenevre'ye bambaşka bir niyetle gelmişti. Ben Cenevre'ye ateşkes anlaşmasının nasıl uygulanacağını görüşmek için gelmiştim. Yoksa temele inen bir çözüm bulmak için değildi bu. Zaten konferansın başarısızlığı da ateşkesin ötesine geçmesinden doğdu. Yunanistan ise Batı kamuoyunda bulduğu yeni desteğin verdiği moralle daha da sertleşmişti.
Türkiye'den gelen tüm önerileri reddediyorlar ve ikinci bir askeri harekata hiç ihtimal vermiyorlardı. Türkiye'nin bu kadar büyük bir uluslararası baskı karşısında kıpırdayamayacağına inanmışlardı. Oysa çarklar başka türlü dönüyordu. İngiltere artık devre dışı kalmış, Ankara ile Washington diyaloğu başlamıştı. Ecevit Kissinger'la günde birkaç defa konuşuyordu. Türkiye'nin İngiltere'ye değil bize güvendiğini anlamıştık. Bizim etkili olduğumuzu, hatta bir defasında Yunanlıların reddedemeyecekleri bir öneride bulunacağını söyledi. Kissinger iyi olur diye yanıtladı. İşte bu öneri konferansın 5. günü ortaya atıldı. Bu Yunan ve Kıbrıs Rumlarına verilmiş son bir şans idi. Adı federal çözümdü. İki toplum ayrı ayrı iki bölgede yaşayacaklar, kendi iç sorunlarını kendileri çözecek, biri diğerine karışmayacak ve güvenliklerini de yine kendi kendilerine sağlayacaklardı. Zayıf bir federal hükümet şemsiyesi altında bir araya geleceklerdi. Ecevit'in bu öneri paketinin toprak ile ilgili bölümü daha ilginçti. İki seçenek veriliyordu. Biri, Kıbrıs'ın %30'unu kapsayan bölge Türk toplumuna bırakılmalı, geri kalan %70 Rumların olmalıydı. İkinci toprak önerisi daha da şaşırtıcıydı. Biri büyük 5 kanton oluşturulmalı ve yönetimi Türklere bırakılmalıydı. Kantonların toplam büyüklüğü de yine adanın sadece %30'una eşit olmalıydı. Rumların bunu kabul etmeyişlerinin sebebi bu kantonları kolaylıkla birleştirebilirler diyordu. O zannettikleri kadar kolay olmazdı bir anlaşma olduktan sonra. Bir anlaşma bu esasa göre olsaydı onları birleştirmek kolay olmazdı. Ve o kantonların birbirinden ayrı olarak ne dereceye kadar yaşayabilecekleri de şüpheliydi. Federasyon teklifini yapmış olmak makuldü. Ama bence İngilizlere uyup İkinci seçeneği yani 5 kanton seçeneğini ileri sürmek hakikaten fazla bir risk almak oluyordu. Bu öneriler 12 Ağustos günü masaya kondu. Karşı taraftan gelen ilk tepki süre istemek. Kanton sistemini Yunanlar kabul etmediler. Bize dediler mühlet verin. 36 saat mühlet istediler. Gidip Atina'da danışalım. Rumlar da Lefkoşa'da danışmak için gittiler. Turan Güneş kendilerine prensip itibariyle bunu kabul ederseniz size mühlet veririm. Aksi takdirde vermeyiz. Vermem dedi. Bu ilk tartışmaların yapıldığı sırada Cenevre'de iki kişi başkentlerinden birer telefon aldılar. İkisi de söylenenlere tam anlam veremediler. Bülent Bey değişik şeyler söylerken ha dedi Haluk Bey aman unutmadan söyleyeyim Turan giderken onlar birbirlerinden çok senli benli konuşurlardı. Turan giderken bana ya Orhan Bilgi Turizm Bakanı'ydı Orhan'a söyle de bu Ayşe çok tatil yapamadı. Tatile göndersin onu bir yer bulsun da münasip bir yerde tatile göndersin demişti. Ben de Orhan Bey'e söyledim yer bulundu. Ayşe yarın tatile çıkacak. Ayşe önümüzdeki günlerde tatile çıkacak dedi. Şimdi ben düşündüm dedim ki ya bak ne adam ya ne ince adam bu. Yani işi gücü yok bu kadar gürültünün içinde Ayşe'nin tatiliyle uğraşıyor. Peki dedim söylerim dedim. Ama unutma dedi. Unutmam dedim ama unuttum. İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile yemek yiyordum. Kıbrıs'tan babamın aradığını söylediler. Merak ettim. Bir Türk tankı yakalanmış, daha doğrusu arıza yapmış ve askerler içinde ne varsa bırakıp kaçmışlar. Bizimkiler inceleyince haritalar bulmuşlar. Magosa'dan Güzel Yurda kadar bir çizgi çizilmiş. Oklarla gidilecek yönler gösteriliyormuş. Artık 13 Ağustos'a girilmişti. Ankara açısından son gün yaşanmaya başlanmıştı. 12 saat içinde şu veya bu şekilde sorunun çözülmesi gerekiyordu. Kıbrıs'ın kaderi yine Kıbrıs'ta değil, dışarıda çiziliyordu. Bu arada Türkiye'nin uyarıları sağ kulaklarda yok oluyor veya böyle olması herkesin işine geliyordu. Müzik
1974 Ağustos'unun 13. günü Cenevre'de Kıbrıs'ın geleceği tartışılırken, adada 39 bin kişilik Türk ordusu harekete geçmek için son emrin gelmesini bekliyordu. Bu daracık bölgede daha fazla durulamazdı. Adanın dört bir yanına dağılmış Türk köyleri üstündeki baskılar da yine giderek artıyordu. O günlerde bir topçu uçağı zorlukla güvenlik kuvvetlerinin kontrolündeki bir toprak sahaya indi. İçinden elinde kalınca bir çantayla Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı General Sağlam çıktı. Ve planları orada bıraktım. Oradan geriye döndüm. Tabii çok ciddi bir durumdu. Hemen ertesi günü sabah başlayacak bir harekat mevzubahisti. Aldığım emir kesinlikle adadan ayrılmamdı. Çünkü ertesi günü yine Genelkurmay'da bulunmak zorunluluğu vardı. Sağlam Paşa'nın uçağı geri dönerken aynı saatlerde Cenevre'de pırıl pırıl güneşli bir gün başlamıştı. Türkiye heyeti Intercontinental Oteli'nin alt katında toplanmış, son dakikada ortaya atılan 5 kantonlu önerilerin Rumlar tarafından kabul edilip edilmeyeceğini tartışıyorlardı. O sırada heyetin danışmanı Profesör Haluk Ülman'ın aklına bir gece önce Ecevit ile yaptığı telefon konuşmasındaki Turan Güneş'e iletilen o garip haber geldi. Yanılmıyorsam Interkontinental'in o kahvaltı salonunda kahvaltı ederken nasıl oldu bilmiyorum, söz döndü dolaştı Ayşe'ye geldi. Nermin Hanım da vardı yanımızda, Turan Bey'in eşi. Ayşe'ye geldi söz deyince, aa dedim aman Turan abi, böyle böyle sana Bülent Bey bir şey söyledi, ben söylemeyi unuttum. Ne söyledi dedi. Ya Ayşe'ye yer bulmuşlar, Ayşe tatile çıkacakmış dedim. Bunun üzerine Turan Bey niye uğradığını anlayamadı. Turan Bey Ankara'dan ayrılırken Bülent Bey'le görüşmüş. Bu ihtimal üzerine düşmüş, durmuşlar, bu olasılık üzerine. Demiş ki, nasıl size haber vereceğiz? Harekatın başlayacağını gerekli görülürse. Bir parola kendi aralarında yapmışlar. Ben sana Ayşe tatile çıktı, çıkıyor derim. Sen anlarsın ki ikinci harekat başlayacak demiş. Türkiye'nin artık vakti kalmamıştı. Aynı gün gece yarısına kadar ya bir ilki anlaşmasına varılmalı veya konferans salonunu terk etmelilerdi. Askeri harekat başladığında konferans dağılmış, sonuç alınamayacağı açıkça ilan edilmiş olmalıydı. Türkiye'nin 5 kantonlu çözüm veya o gün Türk askerinin içinde bulunduğu cebin etrafına bir güvenlik kuşağı oluşturulması yolundaki önerileri Yunanlılar tarafından farklı şekilde algılanmıştı. Yunanlılara göre bu bir Türk tuzağıydı. Averof o günlerde hükümetin savunma bakanıydı. Bizce bu öneriler ikinci harekatı başlatabilmek için bir bahaneydi. İşte biz önerdik ancak kabul etmediğiniz için yürümek zorunda kaldık demek için ortaya atılmıştı. Öneriden çok ultimaton gibiydi. Ya imzala veya karışmam diyordunuz. Üstelik o sırada Atina kriz içindeydi. Daha yeni iktidara gelmişiz. Durumu kontrol altına alamamışız. Asker her an yeniden el koyabilirdi. Zayıftık. Bunların altına imza atmak siyasi intihar olurdu. Saatler geçiyor, gerilim artıyordu. Türk önerilerine Atina'dan kırmızı ışık yanmıştı. Şimdi söz Rum yönetimine aitti. Klerides o günkü tarihi pazarlığı unutamayacağını söylüyor ve ekliyor. Kabul edemezdi. And if I've done that, then I could not argue. Nedenini anlatayım. Bu önerileri onaylasam Türk ordusunu kendi elimle adayı istilaya davet etmiş olacaktım. 5 kantona yerleştikten sonra kolayca birbirlerine bağlanabilirlerdi. Bir daha da geri dönmelerini isteyemezdim. Kendi imzamla Türk ordusuna bu olanağı sağlayamazdım. So I was signing then that yes, the Turkish forces here are with my consent. Artık öğleden sonra olmuş ve konferansın son oturumunun birazdan başlayacağı ilan edilmişti. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin tutumları Türkiye'yi adeta ikinci bir harekata zorluyordu. Bu pazarlığı masanın öbür tarafından izleyen İngiltere için de Türkiye'nin bu son önerileri kaçırılmış bir fırsattı. Because we didn't know. Ecevit'in önerileri iyiydi
Ancak ne Atina'da ne de Lefkoşa'da bunları kabul edebilecek güçte hükümet vardı. Klerides'le Karamanlis çok zayıflardı. Türkiye, ilke kararının hemen alınmasında ısrar ediyordu. Diğerleri ise Türkiye'ye bu ödünü verecek durumda değillerdi. Oysa kabul etseler, askeri harekat durdurulabilir ve bugünkü kadar büyük bir alanı da kaybetmezlerdi. A great fund of goodwill at his command. Cenevre Konferansı salonunun ışıkları yakıldığı ve son oturum için ziller çaldığı sırada Washington'da Dışişleri Bakanı Kissinger ile Türk Büyükelçisi Melih Esenbel arasında bir konuşma geçiyordu. Esenbel, Cenevre'deki durumu anlatmış ve Rumlar ilke olarak dahi bu öneriyi kabul etmedikleri takdirde Türk ordusunun harekatın ikinci aşamasına geçmek zorunda kalacağını söylemişti. Kissinger, sakin bir şekilde Türk Büyükelçisine döndü. Neden çekip korkuyorsunuz dedi, endişe ediyorsunuz dedi. Ben sizin dedi, Türkiye'nin yalnız Orta Doğu'da değil, Kıbrıs'ta da kuvvetli olmanızı istiyorum dedi. Yani benim umumi stratejimin içinde mevkiiniz budur dedi. O Rusların şeyleri var o sıralarda, milletler arası top konferans yapılsın filan. Bunlara da önem vermeyin dedi. Bunlara da önem vermeyin dedi. Sizi kimse çıkaramaz oradan dedi. Aradan bunca yıl geçtikten sonra geriye dönüp bakıldığında aynı Kissinger acaba ne diyor? Yoksa bu tutumuyla Kıbrıs'ın taksim edilmesini mi istemişti? Ecevit oldukça ileri giden, hatta Türkiye'nin sonradan gerçekleştirdiğine oranla oldukça mütevazi sayılabilecek bir dizi öneri getirmişti. Acaba daha sıkı bir pazarlıkla bunu Yunanlılara kabul ettirebilir miydik? Bundan emin değilim. Çünkü iktidarda yeni bir Yunan hükümeti vardı. Üstelik bazı durumlarda bir hükümet için bazı şeyler yapmaya zorlanmak, kendi başına karar vermekten daha kolay da gelebilir. Kissinger tabii Kıbrıs meselesinde çok etkin rol oynadı. Bir beyanatı var, orada diyor ki Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetme hakkı vardır. Türk askeri girmiş oraya, çıkarma yapmış. Elbette ki yeni bir çözüm şekli olacaktır. Bu çözüm şekli Türklerin güvenliklerinin tam anlamında sağlanması gereken bir çözüm şekli olacaktır. Bunu Türkiye sağlamaya çalışırsa bu onun meşru hakkıdır. Biz onun yorumunu böyle yaptık, bu beyanatı. Belki de öyle düşünerekten yapılmış bir beyanattı. Ve bunu Yunanların dikkatine sunduk Cenevre Konferansı'nda doğrudan doğruya ve dolaylı yollarla. Yani biz bunu bırakmayız. Efendim, ikinci harekatı da gerekirse yapacağız. Nitekim bakın Kissinger de ne söylüyor. Yani zannetmeyin ki böyle bir harekatın karşısına başkaları çıkacaktır. Böyle bir zevabınız varsa yanılıyorsunuz şeklinde açıktan aşağı Yunanlara bazı telkinlerimiz oldu. I don't think that's unfair. I think you can say that. Türkler için Kissinger'ın tutumu Amerika'nın yeşil ışık yakmasıydı. Ancak bu Amerika'nın büyük bir senaryosu değildi. Daha çok Kissinger'ın ihmaliydi. Etkin bir baskı yapmadı. Türkiye'nin ilerlemesi onu pek ilgilendirmiyordu. Konferansın son oturumu başladığında artık ne olacağı belliydi. Tüm temaslar tamamlanmış, pazarlıklar bitmişti. Sabaha kadar kazanmak lazım. Onun için işte beyanname, Temmuz 30 Temmuz'da neşredilen beyannamenin tefsiri, bunun üzerinde nasıl bir takım çareleri bulunur falan, gerek Türk delegasyonu gerek denktaş uzun uzun konuşmalar yaptılar. Uzun konuşuyorlar ki akşam olsun da benim işte o zamana erişilsin. Yani bu bir taktikti tabii. Bana konuş dediler. Ne kadar konuşabilirsen konuş. Sıra bende. Biz başladık 1878'den mi 1955'ten mi ne? Başladım, konuşuyorum. Kalahan, Habitli, Habitecek böyle baygın baygın beni dinliyor. Mavrosundan Kridis ayaklarını oynatarak bir hareketlilik içinde. Ben konuşuyorum. Birdenbire bir notçuk geldi önüme böyle.
kes artık, bizi tek ayak üstünde yakalanacaksın diye. Allah Allah. Kapattık, kestik. About Etivit's proposals. Tartışmaların sonunda Callaghan herkese bir soru sordu. Yunan ve Rum heyetlerine, başkentlerine gidip danışmak için 36 veya 48 saat verilsin mi? Onlar evet dediler. Türk heyeti reddetti. Son söz Denktaş'a verildi. O da hayır deyince Callaghan ayağa kalktı. Bu konferansın bittiği anlamına geliyordu. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. We will not allow the Greeks time to discuss this. Türk heyetinin bir dakika daha fazla konferans alanında kalmaması gerekiyordu. Diğerlerinin şaşkın bakışları arasında hızla Birleşmiş Milletler binasından ayrılındı. İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan ise dünya basınını toplamış ve o günlerde tarihi diye nitelendirilen sözler söylüyordu. Kıbrıs sorunu hiçbir şekilde askeri yöntemlerle çözümlenemez. Bunu sadece iki toplum kendi aralarında görüşmeyle halledebilirler. İki cümlede özetlemem gerekirse şunu söyleyebilirim. Bugün Kıbrıs Türk ordusunun esiridir. Yarın Türk ordusu bataklığa batacak ve Kıbrıs'ın esiri durumuna düşecektir. Tarih ise İngiliz Dışişleri Bakanı'nı doğrulamadı. ...14 Ağustos sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Türkiye'nin Kıbrıs'taki ikinci harekatı başladı ve 3 gün sürdü. Hemen hemen hiçbir önemli direnmeyle karşılaşılmadı. Şahin hattı, Türk toplumunun yoğunlukta olduğu yerleri içine alacak ve adanın öbür taraflarındaki Türklere de yetecek, ekonomik yaşamlarını sürdürebilecekleri kadar bir toprağı kapsayacak biçimde çizildi. Nitekim daha ilk gün Türk tankları Magosa'ya ulaştı ve tutsak Türkleri kurtardı. İkinci ve üçüncü günlerde de daha önceden saptanmış saatlerde hedeflerine vardılar. Türkiye yine ayaklandı. İnsanlar yıllar boyunca çaresizlik içinde izledikleri Kıbrıs sorununun kesip bitirildiğini görüyorlardı. Dış tepkiler ise çok sert oldu. Birinci harekatı alkışlayan herkes bu defa Türkiye'yi işgalcilikle suçluyordu. Dünya için Atina'da Junta'nın devrilip Karamanlis'in geri dönmesi yeterliydi. Lefkoşa'da da Samson'un kaçıp Klerides'in geri gelmesiyle her şey normale dönmüştü. Türkiye ikinci harekatla haksızdı ve oyunu bozuyordu. Küçük, korumasız bir bağımsız devleti ezen bir dev gibi gösteriliyordu. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, tüm Doğu Bloğu ve bağımsızlık hareketinin bayraktarlığını yapan 3. Dünya ülkeleri ayaklanmışlardı. İngiltere tarafsız kalsaydı ve konferansı iyi idare yönetebilseydi bu hareket böyle doğmazdı. Türkiye'ye ikinci hareketten dolayı bir tepki, dünya düzeyinde tepki olmazdı. Bunun tepkinin öncülüğünü bence İngiltere'nin aldığı bu tutum sebep olmuştur. Çünkü İngiltere lanetten bir ülke değildir. İngiltere büyük bir ülke ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bir tanesidir. Böyle Türkiye'yi karşısına alınca artık bu tepki böyle peş peşine yükselmeye başladı. İkinci harekat en büyük darbeyi Türk-Yunan ilişkilerine indirdi. En önemlisi de Yunanistan'ın birincide olduğu gibi ikinci harekata da seyirci kalmasıydı. Askeri yönden hiçbir şey yapamamasıydı. Bu Yunanlılar açısından çok onur kırıcı bir durumdu. Atina'nın hiçbir müdahalede bulunamaması en çok Kıbrıslı Rumları sarstı. Demek ki ana vatanları Türkiye karşısında güçsüzdü. Çok hayal kırıklığına uğradım. Cenevre'den dönerken Atina'ya uğradım ve Karamanlis'e aynı soruyu sordum. Neden yardıma gelememişlerdi? Hiçbir hazırlık yokmuş. Ne plan, ne bir şey.
Yapamazdık dedi. Kıbrıs'a kadar gelmelerine imkan yokmuş. Türk-Yunan ilişkileri bu olaydan sonra temelinden değişti. Yunanistan için Türkiye artık bir tehdit idi. Atina bir yandan silahlandı, öte yandan uluslararası her alanda Ankara'yı köşeye sıkıştırma politikasını başlattı. Önce Washington'daki Yunan lobisini harekete geçirip Türkiye'ye 4 yıl süresince Kongre'nin silah ambargosu uygulamasına ön ayak oldu. Ardından Avrupa Birliği'ne girdi. Türkiye'ye Avrupa'nın kapısını kapatmak için elinden gelen çabayı gösterdi. PKK'ya destek verdi. Öcalan'ı korudu. Ve bugüne kadar 25 yıla yakın bir süre geçti. Bütün çabalarına rağmen yine de Türkiye'yi adadan çıkaramadı. 25 yıl. Dile kolay, tam 25 yıl geçti. Ancak kimse Türkiye'yi kıpırdatamadı. Bundan sonra da kıpırdatabilmek imkansız. Bunca yıl süresince Türkiye Kıbrıs konusunda çok diyet ödedi. Yine de bir gün bıkkınlık işareti vermedi. Bugün belki istenilen düzeyde değil. Ancak eski yoklukların yanıp yakılmış enkazların altından çıkan gencecik bir devlet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir an için geriye dönüp o eski günleri hatırlamak yeter. Nereden nereye gelindiğini bu görüntülerden daha açık ne gösterebilir ki? 1974 öncesinde hapis hayatı yaşayan, dünya ile teması olmayan, her şeye sıfırdan başlayan Kıbrıs Türkü'nün kişi başına geliri bugün 5000 dolarlara yakın. Rumların ve uluslararası kurumların tüm kısıtlama ve ambargolarına rağmen ihracatı 50 milyon dolar. Turizmi 200 milyon dolar gelir getiriyor. Gelişme dönemindeki gecikmelere ve bazı hatalı uygulamalara rağmen işleyen liberal bir ekonomi ve göreceli bir demokratik sisteme sahip. Kıbrıs toplam 250 şehit, 500 yaralı ve 25 yıldır da Türk hazinesine 5,5 milyar dolara mal oldu. Ancak bu adanın değeri şehitler veya harcanan paralarla tabii hiç ölçülmüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün bağımsız bir devlet. Çözüm aramak isteyenlerin artık bu gerçeği kabul etmekten de başka çareleri yok. Barış için ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.